Evet, 30 Ağustos pazartesi sabahından herkese günaydın. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramımız. Hepimizin bayramı kutlu olsun diyerek başlayalım sabah ajansına. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 30 Ağustos vesilesiyle bir mesaj yayınladı ve birlik ve beraberliğimize vurgu yaptı. Birlik ve beraberlik mesajı verdi Cumhurbaşkanı. Büyük zafere ilham veren ruh, inanç ve irade 99 yıl önce olduğu gibi bugün de milletimize istikamet çizmektedir ifadelerini kullandı. Büyük zaferin 99. yıl dönümünde Başkan Erdoğan mesaj yayımladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, İstiklal Harbi'nin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve ordunun kahraman askerlerini rahmetle yad etti. Erdoğan, şanlı tarihin köşe taşlarından biri olan Büyük Zafer'in yıl dönümüne kavuşmanın bahtiyarlığı içerisinde olduklarını belirtti, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Dünya savaş tarihine geçen bu şanlı zaferle Türk milleti, şehit kanlarıyla sulanan vatanı üzerinde asla boyunduruk kabul etmeyeceğini göstermiştir. Büyük zafere ilham veren ruh, inanç ve irade 99 yıl önce olduğu gibi bugün de milletimize istikamet çizmektedir. Savunma sanayinden ekonomiye, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kasteden taşeron terör örgütleriyle mücadeleye kadar her alanda elde ettiğimiz başarılar bunun en önemli nişaneleridir. Büyük zaferin önemine vurgu yapan Başkan Erdoğan, 30 Ağustos milletimizin kendisine ömür biçen emperyalist niyetleri kursaklarda bıraktığı ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu açtığı tarihimizin en kritik dönüm noktalarından biridir mesajını verdi. Bundan 99 yıl önce Dumlupınar'da şaha kalkan imanın rehberliğinde 84 milyon birlik, dirlik ve kardeşlik içinde aydınlık yarınlarımıza hep beraber yürüyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını minnetle yad ediyorum. Vatanımız, ezanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız uğrunda can veren aziz şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tüm kardeşlerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde gerçekleşti büyük taarruz. Bundan 99 yıl evvel Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı. Peki o savaşın izlerini taşıyan en önemli nokta Kocatepe'ydi biliyorsunuz. A Haber olarak biz Kocatepe'ye gittik ve oradan sizlere şimdi izlenimlerimizi aktaracağız. Büyük Komutan Mustafa Kemal Atatürk yok edilmekte olan bir milletin başkaldırışına önderlik etti. Mağrur milletine kahramanlık destanının öyküsünü 95 yıl önce Afyonkarahisar'ın Kocatepe sırtlarında yazdırdı. Şanlı tarihimizin şanlı zaferlerinden biri 30 Ağustos zaferi işte Kocatepe'de yaşanan o savaşın an be an yaşandığı yer burası. Biz de A Haber ekibi olarak bu topraklara geldik ve buradaki atmosferi size anlatmaya çalışacağız. Burası tam anlamıyla o günkü ruh halini yeniden bizlere yaşatıyor. 26 Ağustos 1922'de Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, Kocatepe'deki çadırlı ordugahta ordusuna taarruz emrini verdi. Türkiye topraklarının düşman işgalinden kurtuluşunun son noktası oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük taarruzu sevk ve idare ettiği nokta. Burası özellikle tercih edilmişti çünkü bu alan hakim bir bölge ve düşman kuvvetlerine karşı üstünlük sağlıyordu. 26 Ağustos sabahı saat 05.30'da Türk topçusunun ateşiyle başlayan büyük taarruz Mehmetçiğin Süngü Savaşı ile devam etti. 30 Ağustos 1922'de savaş Türk ordusunun kesin zaferiyle sonuçlandı. Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan ve büyük taarruz emrinin verildiği Kocatepe hala tarihin izlerini taşıyor. Bağımsızlık tutkusu Mehmetçik için yaşamdan daha değerliydi ve o yüzden büyük taarruza katıldılar ve o gün işte bu üzerinde bulunduğumuz topraklarda 275 subay ve 2150 Mehmetçik şehit düştü. Vatandaşlar tarihi parkı ziyaret ederek o dönemde yaşananları yerinde görüyor.
çocuklarla birlikte tekrar bu günleri gösterebilmek adına, yani neler yaşandı, nasıl bugünlere geldik. Yani tarihimizle ilgili bilgi sahibi olsunlar diye geldik. Güzel bir gün bugün. Atatürk iyi ki bu vatanı kurtarmış. Bu vatan bence her vatandan daha güzel. Yani dünyanın en güzel yeri bence. Atatürk'ü çok seviyorum. Diğer kahramanlarımızı da çok seviyorum. İnşallah daha büyük zaferler bizi bekler. Ve bu arada Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Baykar tarafından geliştirilen Akıncı taarruzu insansız hava aracının Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine teslim törenine katıldı. Çok önemli mesajlar verdi o törendeki konuşmasında. Sanayide, savunma sanayinde yerlik oranının %80'e çıktığını söyledi ve Türkiye artık oyun kurucu bir ülkedir dedi. Taarruzi insansız hava aracımız Akıncı ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur. Tarihi törende önemli mesajlar verdi. Savunma sanayinde yaşanan gelişmelere dikkati çekti. Biz yaparız diyen inanmış yürekler var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Çorlu'da Baykar Akıncı taarruzi insansız hava aracının Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine teslim töreninde konuştu. Yerli ve milli savunma sanayi hamlesine vurgu yaptı. %20'lerde yerlilik oranına sahip savunma sanayini bu kadar kısa sürede %80 yerliliğe yaklaştırmak Cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarından biridir. Kamu ve özel sektörü vasıtasıyla edindiği imkan ve kabiliyetler, temelini ecdadımızın attığı savunma sanayinde Türkiye'yi artık oyun kurucu ülkeler arasına sokmuştur. Türk İHA ve SİHA'larının dünya genelinde sürekli gündem olmasına da dikkati çekti. Bugün tüm dünya insansız hava araçlarımız vasıtasıyla Suriye'de, Libya'da ve Azerbaycan'da uyguladığımız yeni muharebe doktrinini konuşuyor. Binlerce tır silah ve mühimmat yardımı yapılan terör örgütlerinin en gelişmiş hava savunma sistemleriyle donatılan rejimlerin Türk SİHA'ları karşısında nasıl çaresiz duruma düştükleri araştırılıyor. Her gün bir uluslararası medya kuruluşunda Türkiye'nin İHA teknolojisindeki başarılarını anlatan haberler, makaleler, röportajlar çıkıyor. Şimdi ise Akıncı ile birlikte dünya çok daha farklı müzakerelerin içine girecektir. Her ne şekilde olursa olsun artık şu gerçeği herkes görüyor. Biliyor. Bölgemizde herhangi bir tasarrufta bulunmak isteyen önce Türkiye'ye bakacak. Bölgemizde bir taşı bile yerinden oynatmak isteyen önce Türkiye'nin rızasını arayacak. Bölgemizde operasyona niyetlenen önce Türkiye'nin barış ve istikrar esaslı yaklaşımını değerlendirecek. Buna rağmen bir adım atmak istiyorsa da iki kere değil, 200 kere, 2000 kere düşünecek, sonra hareket edecek. Erdoğan, Türkiye'nin insansız savaş uçağı teknolojisine de öncülük edeceğini söyledi. Bilhassa insansız savaş uçağı teknolojisinin de öncü ülkesi yapmakta kararlıyız. Bunu başardığımızda hani şu bize verilmeyen 5. nesil savaş uçakları var ya, işte onların da bir adım ötesine geçmiş olacağız. Akıncı taarruzi insansız hava aracı törenden sonra ilk uçuşunu yaptı. Erdoğan kontrol merkezine girerek uçuş hakkında bilgi aldı, bir süre TİHA'nın uçuşunu koordine etti. Ve dün itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine katılan bu Akıncı taarruzi insansız hava aracının özellikleri neler? Bir de ona bakalım isterseniz. Askeri ve diplomatik gücümüzü çok daha ilerilere taşıyacak, nice övgüye muhatap olacak, göklerin yeni hakimi Akıncı'yı güvenlik güçlerimizin kullanımına sunuyoruz. Türkiye savunma sanayisinde tarihi bir güne imza attı. Bugün de Bayraktar TB2'nin ardından
taarruzi insansız hava aracımız Akıncı'yı ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi. Türk Savunma Sanayisi Güvenlik Güçleri'nin envanterine kazandırdığı insansız hava araçlarına bir yenisini daha ekledi. Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı Güvenlik Güçleri'nin envanterine sunuldu. Önemli başarılara imza atan Akıncı TİHA 40 bin fite kadar ulaşarak Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı. Akıncı'nın kendine özgü bükümlü kanat yapısı, kuştan çok uçan bir balığa benzemesi ve kavramsal tasarımı babam Özdemir Bayraktar'a ait. 24 saat havada kalabilen Bayraktar Akıncı test ve eğitim uçuşlarında 1000'den fazla sorti yaptı. Türkiye'yi İHA Ligi'nde dünyadaki ilk 3 ülke arasına sokacak olan Akıncı, 6 ton kalkış ağırlığına sahip, 1,5 ton faydalı yük kapasitesi, tümüyle mühendislik ekibimiz tarafından tasarlanan 100'den fazla bilgisayar ve yapay zeka yazılımlarıyla stratejik görevlere imza atacak. Bayraktar Akıncı, yüksek faydalı yük kapasitesiyle envanterdeki Bayraktar TB2 ve Anka'dan daha etkin ateş gücü ve daha gelişmiş ekipmanlara sahip. Akıncı, lastiğinden fren balatasına, silah sistemlerini kontrol eden görev bilgisayarından gövdesinde kullandığımız karbon fiberine, uçuş kontrol bilgisayarındaki en gelişmiş stokastik kestirim algoritmalarından ki bunları muharebede özellikle elektronik harp şartlarında sürekli geliştirmek durumunda kalıyoruz. En yüksek seviyeli emniyet, durumsal farkındalık ve üst düzey otonomi sağlayan yapay zeka yazılımlarına kadar yerli olarak tasarlandı ve üretildi. Akıncı TİHA çok çekirdekli yapay zeka bilgisayarıyla sensörlerden aldığı verileri işleyerek karar verme kabiliyetinde de bulunabiliyor. Savaş uçaklarının yükünü azaltacak olan Akıncı TİHA'yla hava bombardımanı da icra edilebilecek. Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik özelliklerine sahip Bayraktar Akıncı TİHA, yerli ve milli olarak geliştirilen mühimmat, füze, bomba ve güdüm kitlerle donatıldı. Tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemiyle yer sistemlerine bağımlı olmaksızın otomatik iniş kalkış yapabilen Akıncı TİHA, haberleşme menzili bulunmaksızın uydu vasıtasıyla komuta edilebiliyor. Akıncı'ya baktığımızda gördüğümüz, yüzyıllardır hürriyetinden asla vazgeçmemiş olan, semalarımızda hür ve bağımsız olacağız diyen milletimizin asil ruhu ve iradesidir. Ve bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı ve dolayısıyla kutlamalar için İstanbul'da bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı. Peki kapatılan yollar nereler? Alternatif güzergahlar nereler? Onları bize anlatacak şimdi Erdal Kurçay. Hemen ona dönüyoruz. Günaydın Erdal. Günaydın Merve Türkay. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da büyük bir coşkuyla kutlanacak. Tabii ana caddelerde kutlanacağı için bazı yollar da kapanacak gün içerisinde. İstanbul Valiliği dün itibariyle açıklamaları yapmıştı. Resmi açıklamaya göre saat 06 ile 14 arasında trafiğe kapanacak yollar ise şöyle sıralandı. Adnan Menderes Bulvarı yani Vatan Caddesi gidiş ve gelişler D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişi, 10. Yıl Caddesi Adnan Menderes Bulvarı girişi, Oğuzhan Caddesi, Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı'na girişler, Halıcı Caddesi, Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı'nın girişleri, Akşemsettin Caddesi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı ve Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapalı olacak. Bu kapsamda Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzi Paşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddesi alternatif güzergah olarak kullanılabilecek. Evet, 06 itibariyle kapandı yollar ve 14'e kadar da bu yollar kapalı
olacak. Tekrar hatırlatmakta fayda var. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı tabii büyük bir coşkuyla kutlanacak. İstanbul'da da birçok cadde artık 06 itibariyle de trafiğe kapanmış durumda. İstanbullulara hatırlatalım, 14 itibariyle de trafiğe açılmış olacak caddeler diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım. Merve Türkay. Ve A Haber olarak biz de şu an Afganistan'dayız ve tüm izlenimleri canlı canlı sizlerle paylaşıyoruz. Ve yeni bir patlama, roketli saldırı düzenlendi Kabil'de. Havaalanının hemen yakınındaki bir eve düştü o roket ve 6'sı çocuk, 9 kişi hayatını kaybetti o saldırıda. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nden bir açıklama geldi. DAEŞ'in havalimanına yönelik bir saldırı hazırlığında olduğunu, bir bomba yüklü araçla ve o aracın imha edildiğini söyledi Amerika Birleşik Devletleri. Afganistan'da geri çekilmenin son tarihi 31 Ağustos yaklaşırken Kabil'de bir kez daha patlama sesleri duyuldu. Patlama, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınında bulunan bir eve roket düşmesi sonucu meydana geldi. Kabil Havalimanı yakınlarına bir roket düştü, roket saldırısı oldu. Saldırının ardından dumanlar yükselmeye başladı. Biz de oraya çok yakın bir mesafedeyiz aslında. Havalimanına çok yakın mesafedeyiz diyebiliriz. İlk bilgilere göre roket bir eve isabet etti. Afgan polisi patlama sonucu can kaybı yaşandığını ve yaralıların olduğunu bildirdi. Havalimanın işte burası havalimanına doğru giden yol. Zaman zaman Taliban konvoyları bu bölgenin asayişini ve güvenliğini sağlamak için buradan havalimanına doğru gidiyor. İşte o Taliban konvoyu az önce giderken orada bir roketli saldırı oldu. Bir patlama sesi duyuldu. Roketli saldırıyı üstlenen olmadı. Öte yandan ABD'li yetkililer DAEŞ hedeflerinin vurulduğunu duyurdu. Söz konusu hedefin havalimanına saldırı düzenleme hazırlığında olan bir intihar bombacısının aracı olduğu bildirildi. Açıklama Taliban yetkilileri tarafından da doğrulandı. Geçtiğimiz günlerde terör örgütü DAEŞ tarafından gerçekleştirilen saldırıda 13 ABD askeri ve onlarca Afgan ölmüştü. Ve geçtiğimiz günlerde DAEŞ'in saldırısı sonucu 13 Amerikan askeri hayatını kaybetmişti. Amerika Birleşik Devletleri'ne götürüldü cenazeler askeri bir uçakla ve cenazeleri Başkan Biden karşıladı. Afganistan'da öldürülen Amerikan askerlerinin cenazeleri ülkelerine gönderildi. Cenazeler Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden tarafından karşılandı. DAEŞ terör örgütünün Kabil Havalimanı yakınlarında gerçekleştirdiği intihar saldırısında 13 ABD askeri hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden askerler Dover Askeri Hava Üssü'ne getirildi. Üst düzey yetkili ve askerlerin bulunduğu törene ABD Başkanı Joe Biden da katıldı. Biden'a eşi Jill Biden eşlik etti. Askerlerin cenazeleri arabaya yerleştirilirken saygı duruşunda beklenildi. Törenin bitmesinden kısa süre sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden havaalanından ayrıldı. ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçiler tarafından geri çekilmenin başarılamadığı eleştirilerine maruz kalmıştı. Ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da Alman mevkidaşıyla bir araya geldi, MES'le görüştü ve göç konusunda çok kararlı açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını asla kaldıramayacağına dikkat çekti ve Afganistan kaynaklı bu göç akınının büyümesi durumunda bundan Avrupa'nın da çok fazla etkileneceğini söyledi. Biz Türkiye olarak göç konusunda ahlaki ve insani sorumluluklarımızı yeterince yerine getirdik. Bizim artık ilave bir mülteci yükü kaldırmamız söz konusu değildir. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afgan göçüyle ilgili Türkiye'nin tutumunu bu sözlerle ifade etti. Bakan Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu, Afganistan'dan Türkiye'ye gelmek isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesinin güvenli bir şekilde gerçekleştiğini söyledi. Afganistan'da bu kriz çıktıktan sonra önceliğimiz özellikle tahliyelerin düzenli ve güvenli bir şekilde yapılması oldu. Biz de Türkiye olarak diğer ülkeler gibi, Almanya gibi tahliyelerimizi gerçekleştirdik. 7 tahliyede toplam 1409 kişiyi ülkemize getirdik. Afganistan'a insani yardımların artırılması çağrısında da bulundu. Ülkenin yarısından fazlası acil insani yardıma muhtaç. 10 milyona yakın çocuğun hayatı kuraklık, açlık, salgın nedeniyle tehlikede. Uluslararası toplum Afganistan'a yardımlarını arttırmalı, insani yardımlarını. Özellikle Birleşmiş Milletler'in Afganistan Acil Yardım Fonu tüm donörler tarafından desteklenmelidir. Mevlüt Çavuşoğlu, Kabil Havaalanı'nın işletmesine yönelik yapılan teklifi değerlendiriyoruz dedi. Taliban da havaalanının işletilmesi konusunda teknik olarak Türkiye'den destek istedi. Biz de bu konuyu kendi aramızda ve diğer ülkelerle değerlendiriyoruz. Ekiplerimiz havaalanında incelemelerde bulundu. Diğer bazı ülkelerin de teknik ekipleri bu incelemeleri yaptı. Ve bu ortaya çıkan raporların ortak değerlendirilmesini de o ülkelerle sürdürüyoruz. Ve geçtiğimiz gün İran başkenti Bağdat'ta Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı vardı. O konferansa Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da katıldı. Açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'tan çekiliş sürecine ilişkin. Amerika Birleşik Devletleri çekilse bile biz burada kalmaya devam edeceğiz dedi. Ve İslamofobik sözlerini yenilerine ekledi. Amerikalılar ne karar verirse versin, terör örgütleri faaliyette olduğu ve Irak hükümeti yardım talep ettiği sürece Irak'taki terörle mücadelede varlığımızı sürdüreceğiz. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı için Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti. Macron, ziyaretinde çarpıcı mesajlar verdi. Söz konusu konferansın düzenlenmesini Irak için bir zafer olarak nitelendiren Macron, Bağdat'la Paris'in terörle mücadele konusunda ortak işbirliğinin devam ettiğine dikkat çekti. Yıl sonuna kadar tamamen çekilmesi planlanan ABD ordusuna işaret eden Macron, "Onlar çekilse de biz kalacağız." dedi. Amerikalılar ne karar verirse versin, terör örgütleri faaliyette olduğu ve Irak hükümeti yardım talep ettiği sürece Irak'taki terörle mücadelede varlığımızı sürdüreceğiz. Bu varlığı sağlamak için yeterli operasyonel kapasiteye sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Macron'un konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımsa tepki çekti. İslam'ı hedef alan söylemlerine devam eden Macron, Irak'la ilgili yaptığı paylaşımda yine İslami terör ifadesini kullandı. İslami teröre karşı savaş bitmedi dedi. Bağdat'taki basın toplantısında Afganistan'daki tahliyelere de değinen Macron, Fransa ile İngiltere'nin başkent Kabil'de bir güvenli bölge kurulmasını önereceğini söyledi. Birleşmiş Milletler daimi üyelerinin katılacağı acil toplantıda bu öneriyi gündeme getireceklerini belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'daki son durumu görüşmek üzere 30 Ağustos Pazartesi Konsey'in 5 daimi üyesini toplantıya çağırmıştı. Ne yazık ki bir saldırı haberi daha geldi. Bu defa Yemen'den. Yemen'de bir askeri üsse 3 balistik füzeyle saldırı düzenlendi. O saldırıda 40 asker hayatını kaybetti. Şu an sadece güncel rakamlara göre de 60 asker yaralı. Yemen'in güneyindeki El Anet askeri üssüne füzeli saldırı düzenlendi. Onlarca asker hayatını kaybetti. Yemen'de Güney Geçiş Konseyi güçlerinin bulunduğu El Anet askeri üssü 3 balistik füzeyle vuruldu.
Saldırıda onlarca asker hayatını kaybederken onlarcası da yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yetkililer bazı yaralı askerlerin durumlarının ağır olduğunu bildirdi. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Ancak yerel medya saldırının İran destekli Husiler tarafından yapıldığını yazdı. Söz konusu saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanlığı da taziye mesajı yayımladı. Açıklamada menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Yemen halkı ve hükümetine de başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz denildi. İran destekli Husiler askeri üsse 10 Ocak 2019'da askeri geçit töreni sırasında insansız hava aracıyla bombalı saldırı düzenlemişti. Biliyorsunuz İsrail'de Filistin asıllı fakat İsrail vatandaşı olanlar da var. İşte onlar sesini çıkartabiliyorlar haksızlıklara karşı. Yine toplandılar ve hiçbir gerekçe göstermeden cezaevine konulan kadınlarla ilgili bir protesto gösterisi düzenlediler. O kadınlardan bazılarının hamile olduğunu da açıkladılar ve serbest bırakılmalarını istediler. İsrail vatandaşı olan Filistinliler tutuklu bulunan kadınlar için sokaklara çıktı. Onlarca kişi Hayfa kentindeki Damon cezaevinin önüne yürüdü. Uluslararası basına seslenen gösterişçiler, Arapça ve İngilizce metinlerde Filistinli kadınların yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Sloganlar atan ve Filistin bayrakları açan onlarca gösterici, İsrail makamlarına Filistinli kadın tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulundu. Filistin makamlarına göre İsrail cezaevlerinde 41'i kadın, yaklaşık 4850 Filistinli tutuklu bulunuyor. Ve 30 Ağustos pazartesi sabahı itibariyle gazete manşetlerine de bir göz atalım isterseniz. Hızlı hızlı bakalım gazetelerin birinci sayfalarında manşetlerinde hangi haberler yer alıyor. Elbette her gazetede bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı ve kutlu olsun 99. yılı manşeti var. Ve Sabah gazetesinin birinci sayfasında bağımsızlığımızın gökyüzündeki temsilcisi Akıncı haberi yer alıyor. Devam edelim Takvim Gazetesi'ne. Takvim Gazetesi de 99. yılı büyük zaferin kutlu olsun. Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsali olmuş bir milletiz diyor. Altında da Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla ve baraj %7 Başkan Erdoğan Bosna dönüşü seçim barajı ile ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Takvim Gazetesi'nin birinci sayfasına yer alıyor. İlerleyen dakikalarda detaylı olarak bakacağız zaten. Ve Akşam Gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baraj %7 başlığını görmüş manşetinde ve Zafer Bayramımız kutlu olsun başlığı da var. Güvenliği nasıl sağlayacaksınız? İHA Ligi'nde 3 ülkeden biriyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması Yeni Şafak gazetesinde yer alıyor ve 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun deniyor. Bitsin artık bu savaş. Afganistan'da halkın ortak dileği bu. Bunu da manşetinde görmüş Yeni Şafak gazetesi ve Türkiye Gazetesi ile devam edelim. Türkiye Gazetesi de şanlı tarihimizin dönüm noktası 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi saygıyla anıyoruz diyor. Ve Taliban'ı izleyip göreceğiz açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Erdoğan'dan önce devleti yönetsinler mesajı geldi Taliban için. Devlet olma ve devlet yönetme duruşları nedir onu zaman gösterecek diyor. Ve Akıncı sahada diyor Yeni Asır gazetesi. Zafer Bayramımızı da kutluyor. Akıncı sahada yerli ve milli savunma aracımız TSK envanterine girdi. Başlığı var Türk Gün Gazetesi de. Ya istiklal ya ölüm Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu söylemini başlığına koymuş Türk Gün Gazetesi. Kabil emniyetli değilse Ankara'da güvende değil diyor MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklaması da böyleydi. Ve Milat Gazetesi. Halk umrunda değil başlığını atmış. İmamoğlu yönetimi garibanın ekmeğine bile göz dikti.
İstanbul CHP ile birlikte eski garabetleri yeniden yaşamaya başladı. Otobüsler sıkça bozulur, bedava süt masal oldu, halk ekmeğe yapılan zamlarsa vatandaşı canından bezdirdi diyor Milat Gazetesi'de birinci sayfasında. Bundan 6 gün önce Diyarbakır'da yaşayan Merve Mutlu staj kaydı yaptırmaya gidiyorum diye evden çıktı ve kendisinden 6 gündür haber alınamıyor. Aile son derece endişeli. Sen benim evimde yaşıyorsun. Staj kaydı yaptırmak için evden çıktı, bir daha geri dönmedi. Bir tane daha çek. Merve şimdi o şeyin yanına koyacağım. Merve'nin numarasını... Diyarbakır'da yaşayan 21 yaşındaki Merve Mutlu, Mardin Artuklu Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisiydi. 23 Ağustos günü staj kaydı için Mardin'e gideceğini söyleyerek evden çıktı. Diana ben kimlikimi diğer çantamda unuttum işe. Ben çantayı baktım çantasındadır. Ben çıkarttım verdim ona. Bir tane de su şişesi verdim ona. Valla sarıldı bana öptü. Pencerede çıktım onun arkasına da baktım. O gidiş. Genç kızdan haber alamayan ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri genç kızı aramak için bir çalışma başlattı. Özel bir ekip kuruldu. Kente bulunan bütün MOBESE kameraları, iş yerleri kameraları incelemeye alındı. Polis ekiplerin çalışması devam ediyor. Birilerinin bir şey yapması lazım. Yani o ölmeden bulunması lazım. Ya da işte başına bir iş gelmedi. Mutlu ailesi kızlarından gelecek iyi haberi bekliyor. Sen benim moralimsin kızım. Ya varıyorum dön gel eve kızım. Ve Konya'da geçtiğimiz günlerde bir kaza meydana gelmişti. Amonyum nitrat taşıyan bir tır hafif ticari araca çarpmıştı ve o kazada aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetmişti. Bu tırın şoförü hala daha tedavi altında. Bakın ilk açıklamaları neler oldu. Katliam gibi kazanın teknik arızadan meydana geldiği ileri sürüldü. 27 Ağustos'ta Konya Aksaray Karayolu'nda seyreden amonyum nitrat yüklü bir tır, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçmiş hafif ticari araçla çarpışmıştı. O kazada Mesut Ocak, eşi Fatma, 9 yaşındaki kızı Asude, oğlu Fatih ve aracı kullanan diğer oğlu Hacı Asip Ocak'la baldızı Feyzanur Kofa yaşamını yitirdi. Aileden tek sağ kurtulansa 16 yaşındaki Nisanur Ocak'tı. Tır şoförü İsmail Yılmaz ve küçük çocuğun tedavisi devam ediyor. Şoför Yılmaz kendine gelince ilk ifadesini verdi. Kazanın teknik arızadan kaynaklandığını öne sürdü. Bunun üzerine tırda detaylı teknik inceleme başlatıldı. Ukrayna'dan İtalya'ya gidiyordu bir kuru yük gemisi ve Marmara Denizi'nin Kınalıada açıklarında arıza yaptı. Hemen Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü devreye girdi. Gemi kurtarıldı ve o 190 metre uzunluğundaki gemi römorkörlerin yardımıyla Ahırkapı açıklarına çekildi. İtalya'dan Ukrayna'ya giden yük gemisi boğaza girmeden önce arıza yaptı. Olası facia ucuz atlatıldı. Konsolidatör adlı 190 metre boyundaki dökme yük gemisi Kınalıada açıklarında makine arızası yaptı. Gelen ihbarda kıyı emniyeti ekipleri harekete geçti. Bölgeye Kurtarma 7 adlı römorkör sevk edildi. Uzun süren çalışmaların ardından gemi kurtarıldı. Gemi kılavuz kaptan ve römorkör yardımıyla Ahırkapı açıklarına çekildi. İstanbul'da Üsküdar'da 4 katlı bir binanın bir dairesinde yangın çıktı. Anne ile kız mutfaktaydı ve yoğun dumandan dolayı evden çıkamadılar. Ve onları kurtarmak için zamanla bakın nasıl yarışıldı. Evde yangın çıktı. Anne ve kızı mahsur kaldı. Mahalle sokağa döküldü. Görüntüler İstanbul Üsküdar'da kayda geçti. Saat 23.40 sıralarıydı. Selami Ali Mahallesi'nde 4 katlı binanın 3. katındaki dairenin mutfak kısmında yangın çıktı. Yükselen duman kısa sürede binayı sardı. Sokağın sağ tarafı üst köşesinde simsiyah duman çıkıyor. Sanki böyle kablo kokusuna benzer.
müdahale etmeye çalıştık ama biz bir şey yapamadık. Yoğun duman sebebiyle evde yaşayan anne ve kızı mahsur kaldı. Çaresizce kurtarılmayı bekledi. Komşuların ihbarı üzerine olan yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan anne ve kızı merdiven yardımıyla kurtarıldı. Uzun çalışmalar sonucu yangın söndürüldü. Evde maddi hasar oluştu. Ve Kaliforniya'da çıkan orman yangınları günlerdir, hatta aylardır kontrol altına alınamıyor. Şimdi kuru dallar ve yapraklar da yangının hemen büyümesine sebep oluyor. Ve şu anda yerleşim yerleri de tehlike altında. Alevler, orman tabanı ve ağaçları kısa sürede sardı. Metrelerce göğe yükseldi. Sıcak havanın etkisiyle büyüyen yangın gökyüzünü kızıla bürüdü. Görüntülerin adresi Amerika Birleşik Devletleri. Kaliforniya eyaletinde günlerdir kontrol altına alınamayan yangınlar sürüyor. Sıcak havanın etkisiyle kontrolü daha da zorlaşan alevler, kuru dallar ve yapraklar nedeniyle hızla ilerliyor. Bir dağ kasabası olan Strawberry'e kadar ulaşan yangın bölgede paniğe neden oldu. Afet bölgelerine sevk edilen itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için alev kapanında zorlu bir mücadele veriyor. Bölgede ağaçlar kül olurken vahşi yaşamda yangından olumsuz yönde etkilendi. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda yeniden faaliyete geçmişti Etna Yanardağ ve bir kez daha patlama meydana geldi. Ve o patlamada uçuşan küller 3000 metreye kadar yükseldi. Avrupa'nın en aktif yanardağı Etna'da bir kez daha patlama yaşandı. Patlamayla kraterden püsküren küller binlerce metre yüksekliğe ulaştı. Gökyüzü karanlığa büründü. Yanardağ'daki patlama anı saniye saniye kameralara yansıdı. Etna Yanardağ'ın faaliyeti Şubat ayından bu yana giderek artıyor. Patlamalar tüm kentte kül yağmuru yaşanmasına neden oluyor. Yanardağ'ın çevredeki köyler için çok az tehlike oluşturmasına rağmen şu ana kadar 300 bin metrik tondan fazla külün toplandığı tahmin ediliyor. Görüş alanının giderek düşmesi hava trafiğinin aksamasına neden oluyor. Ve gururumuz Filenin Sultanları, A Milli Kadın Voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunda Çekya'yı 3-1 yendi ve çeyrek finale yükseldi. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası yolunda dolu düzgün devam ediyor. D grubunda 5'te 5 yapan millilerimiz son 16 turda da B grubunun dördüncüsü Çekya ile karşılaştı. Türkiye son 16 turunda Çekya'yı 3-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Ay Yıldızlılar 25'e 13, 22'ye 25, 25'e 14 ve 25'e 13'lük setlerle salondan galibiyetle ayrıldı. A Milli Voleybol takımımızın çeyrek finalindeki rakibi ise Ukrayna'yı 3-1 yenen Polonya oldu. Karşılaşma Salı günü oynanacak. Bunun da bilgisini verelim. Yarın gerçekleşecek o karşılaşma. Ve Gazi Osman Paşa'da düzenlenen paten, scooter yarışmaları işte böyle renkli görüntülere sahne oldu. Çekmece'den duyduk işte geldik buraya. Grubumuz var bizim. 10-15-20 kişi geldik. Patenini, scooter'ını, kaykayını alan bu etkinliğe koştu. Gazi Osman Paşa'da ilk kez gerçekleştirilen yarışmada gençler kıyasıya mücadele etti. Etkinliğe katılan gençler ve çocuklar hem yarıştılar hem de doyasıya eğlendiler.
16 kategoride yapılan yarışmada dereceye girenlere madalyaları takdim edildi. İlk 3'e giren gençlere madalya, kupa ve hediye çeki verilirken, 3. olan yarışmacıya 300 lira, 2.'ye 500 lira, 1. olan yarışmacıya ise bisiklet hediye edildi. Skotör, birlik erkek kategorisi geleceğinden birliklerimiz. Birliklerimize şöyle alkışlarımızı gönderelim mi? Son kategorimiz. Sporcularımızı tekrardan ödül alan sporcu. Ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşasında artık tahliye bloklarının montajının ardından yol görünmeye başladı bile. Simgelerin Köprüsü dev proje 18 Mart 2022'de hizmete açılacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşasında iki yakanın birleşmesine az kaldı. Temeli 18 Mart 2017 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan köprünün inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Tabliye bloklarının montajının ardından Çanakkale Köprüsü'nün yolu da görünür hale geldi. Köprü yolunu oluşturacak tabliyeler büyük bir hızla montaj yapılmaya devam ediliyor. Artık neredeyse köprünün hem karadan hem denizdeki tabliyelerin birbirine bağlantısı sona ermek üzere. Şu anda gayet güzel ve çok hızlı bir hale geldiğini düşünüyorum. 2 tane büyük tabliye birden kondu. Köprünün bağlantı yolu üzerindeki Yülüce Köyü mevkiine vatandaşların araç geçişi sırasında gürültüden etkilenmemeleri için çevreci ses bariyerleri yerleştirildi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde kullanılacak olan çelik halatların boyu dünyanın etrafını 4 defa döndürmeye yetecek uzunlukta. İşte o halatların ana halatlara bağlanması işlemleri de artık sona erdi. Bundan sonraki işlem tabliyelerin asılması ve yolun bitirilmesi. Sanıyorum yani çok kısa zamanda köprü karşıya geçilir hale gelecek. Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayacak köprü 318 metre yüksekliğiyle dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına da sahip. 1915 Çanakkale Köprüsü aynı zamanda simgelerin köprüsü olacak. Kırmızı beyazlı kulelerdeki renkler Türk bayrağını simgelerken 318 metre yani 18 Mart'ı simgeleyen kule yüksekliğiyle Eyfel Kulesi'ni geçen kule yüksekliği ve aynı zamanda iki ayak arası açıklığı 2023 metre ile dünyanın en büyüğü olacak olan köprü Cumhuriyet'in de kuruluşunun 100. yılını temsil edecek. Böylece köprü Çanakkale Boğazı'nda simgelerin köprüsü haline gelmiş olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. De şimdi İstanbul trafiğine bakalım. Her sabah olduğu gibi ama bu sabah biraz farklı. 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle bazı törenler için İstanbul'da bazı yollar kapatıldı bir süreliğine. Peki alternatif yollar ne? İstanbul trafiğinin son durumu ne? Her sabah olduğu gibi dediğimiz gibi Erdal Kuruçay aktaracak bize. Evet Merve Türkay, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı tabii tüm Türkiye'de büyük bir coşkuyla kutlanacak. İstanbul'da da kutlanacak fakat bazı yollar İstanbul'da trafiğe kapatıldı. Vatan Caddesi'ne çıkacak yani Adnan Menderes Bulvarı'na çıkacak hemen her yol trafiğe kapanmış durumda. Sırayla sayacak olursak Adnan Menderes Bulvarı yani Vatan Caddesi gidiş ve gelişler D100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişi, 10. yıl caddesinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Oğuzhan Caddesi, Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Hacılar Caddesi, Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı'na girişler, Akşemseddin Caddesi, Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı. Şu anda kameraman arkadaşım da size polis ekiplerini gösterdi. Adnan Menderes Bulvarı'ndayız ve bu nokta tamamen kapanmış durumda. 6'da başladı ve 14'e kadar yani öğlen saatlerine kadar kapalı olacak. Tabii tören de 10 itibariyle sonuçlanmış olacak. Alternatif yolları mutlaka dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz merak ediyordur. Bu kapsamda Turgut Özal, Millet Caddesi, Fevzi Paşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddesi alternatif güzergah olarak kullanılabilir. İstanbul'da tabii birçok cadde kapanınca trafik yoğunluğu bu saatlerde biraz daha artmış durumda. Şu anda %30'a dayandı İstanbul'da trafik yoğunluğu fakat ilerleyen saatlerde biraz daha artabilir. Çünkü bugün pazartesi ilk iş günü, haftanın ilk iş günü olunca da yoğunluk daha da artıyor. Bir de bu caddelerin kapalı olması tabii
sebebi. Özellikle de Avrupa yakasında birçok noktana trafik yoğunluğunun artmasına neden oluyor. Tekrar etmekte fayda var. Biz şu anda Adnan Menderes Bulvarı yani Vatan Caddesi üzerindeyiz. Trafik ekipleri saat 6 itibariyle burayı kestiler. 14'e kadar birçok saydığımız cadde kapalı olacak. 14'ten sonra da yavaş yavaş açılacak. Tabii 99. yılı da büyük bir coşkuyla İstanbul'da ve tüm Türkiye'de kutlanmış olacak diyelim ve Vatan Caddesi'nden sözü tekrar merkeze bırakalım. Merve Türkay. Teşekkür ediyoruz. Erdal Kuruş'a işte aktardı. Bugün törenler sebebiyle bazı caddeler trafiğe kısa süreliğine kapalı olacak. Ve COVID oranlarına bakalım. Barkomuz gelecek şimdi ekranlara. Bakalım son 24 saatte tabloya yansıyanlar neler? Evet, dün itibariyle 286.425 test yapıldı ve vaka sayısı 17.332 oldu. Vefat eden vatandaşlarımızın sayısında da ne yazık ki sürekli bir yükseliş var. 255 vatandaşımız daha son 24 saatte COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti. Ve iyileşen hasta sayımız ise 11.396 oldu. Ve aşılama oranlarına da bir göz atalım. Bu arada haritada kırmızı olan hiçbir ilimiz kalmadı. Çok şükür ki Şanlıurfa vardı ve Şanlıurfa'da an itibariyle turuncu renge büründü. Birinci doz aşı yapma oranı %77 oldu. İkinci doz aşı yapma oranı ise %59.02'ye yükseldi. Ve birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 93.004.856 olarak gerçekleşti. İşte son 24 saatte tabloya yansıyan rakamlar böyleydi. Ve okulların açılmasına artık bir hafta kaldı. Hazırlıklar da tamamlandı yüz yüze eğitim öncesinde. Şöyle ki sınıflar dezenfekte edildi. Kitaplar sıraların üzerine bırakıldı. Ayrıca bütün sınıflara bilgilendirme metni konuldu. Bir de kolonya ve maske bırakıldı sıraların üzerine. Sınıflar dezenfekte edildi, kitaplar sıralara dizildi. Yüz yüze eğitim için hazırlıklar tamamlandı. Gerçekten çok heyecanlıyız. Uzun zaman sonra yüz yüze eğitime başlayacağız. Tüm yaş kategorilerinde ve tüm sınıflarımızda başlamış olacağız. Pandemi sebebiyle öğrenciler uzunca bir süredir aslında okullarından uzaklardı. Ancak bu hasret son bulacak. Çünkü salı günü itibariyle öğrenciler okullarıyla buluşmuş olacaklar. Tabii ki öğrenciler okullarına gelmeden hemen önce öğretmenleri, hocaları okullarında ciddi anlamda hummalı bir hazırlık, bir çalışma gerçekleştiriyorlar. Okulumuz dezenfekte edildi. Tüm sınıflarımızda maske, el dezenfektanları ve kolonyaları mevcut. Okul girişinde işte çocuklarımızın uyarı levhalarımız var, 14 kuralımız var. Maske, mesafe ve hijyene nasıl dikkat etmelerini anlattık. Öğrencilerin ders kitapları da sıralara dizildi. Çocuklarımızın okula geldiğinde devletimizin dağıttığı kitapları masa sıralarının üstünde onları bekliyor olacak. Biz de kendimiz yerleştirdik. Gerçekten çok heyecanlıyız. Okullarda öğrenciler için her önlem alındı, şimdi sıra ailelerde. Biz üstümüze düşen tüm görevleri yerine getirdik ama burada velilerimize de çok büyük sorumluluklar düşüyor. Çünkü hala bu virüsten kurtulmuş değiliz, mücadelemiz devam ediyor. Lütfen maskelerini taksınlar, mesafelerine dikkat etsinler ve hijyeni ihmal etmesinler. Bunları da çocuklarımıza her gün anlatsınlar. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bayraktar tarafından gerçekleştirilen Akıncı taarruzlu insansız hava aracının Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine teslim törenine katıldı. Orada bir konuşma gerçekleştirdi ve savunma sanayindeki yerleşmenin %80'lere vardığını söyledi ve Türkiye artık oyun kurucu bir ülkedir dedi. Taarruzlu insansız hava aracımız Akıncı ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur. Tarihi törende önemli mesajlar verdi. Savunma sanayinde yaşanan gelişmelere dikkati çekti. Biz yaparız diyen inanmış yürekler var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Çorlu'da Baykar Akıncı taarruzlu insansız hava aracının Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine teslim töreninde konuştu. Yerli ve milli savunma sanayi hamlesine vurgu yaptı. %20'lerde yerlilik oranına sahip savunma sanayini bu kadar kısa sürede
%80 yerliliğe yaklaştırmak Cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarından biridir. Kamu ve özel sektörü vasıtasıyla edindiği imkan ve kabiliyetler, temelini ecdadımızın attığı savunma sanayinde Türkiye'yi artık oyun kurucu ülkeler arasına sokmuştur. Türk İHA ve SİHA'larının dünya genelinde sürekli gündem olmasına da dikkati çekti. Bugün tüm dünya insansız hava araçlarımız vasıtasıyla Suriye'de, Libya'da ve Azerbaycan'da uyguladığımız yeni muharebe doktrinini konuşuyor. Binlerce tır silah ve mühimmat yardımı yapılan terör örgütlerinin en gelişmiş hava savunma sistemleriyle donatılan rejimlerin Türk SİHA'ları karşısında nasıl çaresiz duruma düştükleri araştırılıyor. Her gün bir uluslararası medya kuruluşunda Türkiye'nin İHA teknolojisindeki başarılarını anlatan haberler, makaleler, röportajlar çıkıyor. Şimdi ise Akıncı ile birlikte dünya çok daha farklı müzakerelerin içine girecektir. Her ne şekilde olursa olsun artık şu gerçeği herkes görüyor, biliyor. Bölgemizde herhangi bir tasarrufta bulunmak isteyen önce Türkiye'ye bakacak. Bölgemizde bir taşı bile yerinden oynatmak isteyen önce Türkiye'nin rızasını arayacak. Bölgemizde operasyona niyetlenen önce Türkiye'nin barış ve istikrar esaslı yaklaşımını değerlendirecek. Buna rağmen bir adım atmak istiyorsa da iki kere değil, 200 kere, 2000 kere düşünecek, sonra hareket edecek. Erdoğan, Türkiye'nin insansız savaş uçağı teknolojisine de öncülük edeceğini söyledi. Bilhassa insansız savaş uçağı teknolojisinin de öncü ülkesi yapmakta kararlıyız. Bunu başardığımızda hani şu bize verilmeyen 5. nesil savaş uçakları var ya, işte onların da bir adım ötesine geçmiş olacağız. Akıncı taarruzi insansız hava aracı törenden sonra ilk uçuşunu yaptı. Erdoğan kontrol merkezine girerek uçuş hakkında bilgi aldı, bir süre TİHA'nın uçuşunu koordine etti. Hadi şimdi gelin Akıncı TİHA'yı biz de yakından tanıyalım. Özellikleri neler? Biliyorsunuz dünyanın en ileri teknolojisine sahip bu uçaklar. Özellikleri neler? Tek tek onlara bakıyor olacak. 40 bin fitte görev yapabiliyor bu TİHA'lar ve 20 metrelik kanat açıklığı var. 1350 kilogram akıllı mühimmat taşıyabiliyorlar ve üretim sürecinde 7 farklı mühendislik koordineli olarak çalıştı. Akıncı ilk uçuşunu 6 Aralık 2019'da gerçekleştirdi ve 22 Nisan 2021'de ilk atış testi için havalandı ve 3 hedefi de tam isabetle vurdu. 5 Temmuz 2021'deki atış testinde ilk kez harp başlıklı mühimmat kullanıldı. 7 Temmuz 2021'de ise Akıncı Türk Havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı ve 11.594 metre yüksekliğe çıktı. Bu uçuşta 25 saat 46 dakika havada kaldı. Havada 7507 kilometre yol kat etti. İşte bu teknoloji harikası, yeni milli savunma silahımız, taarruz silahımızın özellikleri bunlardı. Ve Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Havalimanı yakınlarında yeni bir saldırı düzenlendi ve roket atarlı o saldırıda roket bir eve düştü. Havalimanının yakınlarındaki bir eve düştü ve o saldırıda 6'sı çocuk, 9 kişi hayatını kaybetti. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nden de bir açıklama geldi ve saldırı düzenleme hazırlığında olan bomba yüklü bir aracın kendileri tarafından imha edildiğini söyledi Amerika Birleşik Devletleri. Afganistan'da geri çekilmenin son tarihi 31 Ağustos yaklaşırken Kabil'de bir kez daha patlama sesleri duyuldu. Patlama, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınında bulunan bir eve roket düşmesi sonucu meydana geldi. Kabil Havalimanı yakınlarına bir roket düştü, roket saldırısı oldu. Saldırının ardından dumanlar yükselmeye başladı. Biz de oraya çok yakın bir mesafedeyiz aslında. Havalimanına çok yakın mesafedeyiz diyebiliriz. İlk bilgilere göre roket bir eve isabet etti.
Afgan polisi patlama sonucu can kaybı yaşandığını ve yaralıların olduğunu bildirdi. Limanın işte burası havalimanına doğru giden yol. Zaman zaman Taliban konvoyları bu bölgenin asayişini ve güvenliğini sağlamak için buradan havalimanına doğru gidiyor. İşte o Taliban konvoyu az önce giderken orada bir roketli saldırı oldu. Bir patlama sesi duyuldu. Roketli saldırıyı üstlenen olmadı. Öte yandan ABD'li yetkililer DAEŞ hedeflerinin vurulduğunu duyurdu. Söz konusu hedefin havalimanına saldırı düzenleme hazırlığında olan bir intihar bombacısının aracı olduğu bildirildi. Açıklama Taliban yetkilileri tarafından da doğrulandı. Geçtiğimiz günlerde terör örgütü DAEŞ tarafından gerçekleştirilen saldırıda 13 ABD askeri ve onlarca Afgan ölmüştü. Kabil Havalimanı'nda son günlerde artan saldırılara sabah saatlerinde yenileri eklendi. Amerikalı yetkililer havalimanına çok sayıda füze atıldığını bildirdi. Detaylarına bakalım. Kabil Havalimanı bir kez daha füzeler tarafından hedef alındı. ABD'li kaynaklar 5 adet füzenin atıldığını, bunların tamamının hava savunma sistemleriyle etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ayrıca yapılan açıklamada şu ana kadar herhangi bir yaralanma vakasının bildirilmediği aktarıldı. Bu görüntüler dün sosyal medyaya damgasını vurmuştu. Neden bahsediyoruz? Biliyorsunuz Biden, İsrail'in yeni başbakanı, Bennett'le bir görüşme gerçekleştirdi Beyaz Saray'da. Bennett açıklamalarda bulunurken hemen yanı başındaki Biden da uyuyakaldı. Konuğunu dinliyordu. Yavaş yavaş gözleri kapandı. ABD Başkanı Joe Biden canlı yayın sırasında uykuya daldı. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ABD Başkanı Joe Biden'la Cuma günü bir görüşme gerçekleştirdi. Pek çok konunun ele alındığı görüşmeye damgasını vuransa Biden'ın uyuklaması oldu. Naftali Bennett değerlendirmelerde bulunurken ABD Başkanı Biden yavaşça kendinden geçti ve uykuya daldı. İsrail Başbakanı durumu fark edince konuşmasına gazetecilere dönerek devam etti. ABD Başkanı Biden'ın uykuya daldığı anlar canlı yayında kameralara böyle yansıdı. Ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Komuta Kademesi Yunanistan sınırında incelemelerde bulundu. Yunanistan tarafından sürekli provokasyonlar, sürekli arkadaşlarım hukuk dışı saldırgan eylem ve söylemlere muhatap oluyoruz. Ve bu konuda devamlı bir tehdit dili kullanılıyor bizlere karşı, Türkiye'ye karşı. Sınır hattında Yunanistan'a net mesaj verdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Komuta Kademesi Edirne Yunanistan sınırına gitti, Arda Hudut bölüğünü ziyaret etti. Teslim alıyorum komutanım. Askerlerle sohbet eden Bakan Hulusi Akar, dürbünle Yunanistan sınırını inceledi. Sıfır noktasında açıklama yapan Akar, Yunanistan'ın provokatif davranışlarına tepki gösterdi. 23 adayı anlaşmalarda açık bir şekilde sayılmasına rağmen, söylenmesine rağmen, ve bunların 16'sını silahlandırıyorlar ve bunu da hukuka uygun olarak görüyorlar. Arkadaşlarım bunları kabul etmek mümkün değil. Dünyanın hiçbir yerinde ne bugün ne dün tarihte herhangi bir adanın kara suları 6 mil, hava sahası 10 mil olduğu vaki değil. Böyle bir şey yok. Fakat Yunanlı komşularımız bunu iddia ediyorlar. Böyle eşi benzeri olmayan iddialarla hem deniz hem hava sahalarının tamamına sahip çıkmak gibi iddia ile Türkiye'yi sınırlamak, Türkiye'nin bütün hareketlerini tahdit etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Fakat bu şekilde bir yere varılamayacağını da tarih göstermiştir. Onu da gayet açık bir şekilde görmeleri lazımdır. Yunanistan'ın yayılmacı, tam anlamıyla yayılmacı tutum, davranış ve yaklaşımları arkadaşlarım, provokatif yaklaşımları, bu politikaların hiçbir yere varmayacağını, bu yapılan politikaların gerçekten matematikten, akıldan, izandan, insaftan uzak olduğunu,
boş hayaller peşinde koşmaktan başka bir anlama gelmediğini görmeleri lazım. Bakan Akar, Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki haklarından asla vazgeçmeyeceğini vurguladı. Türkiye hiçbir zaman hiç kimseye tehdit değildir. Türkiye, arkadaşlarım, güçlü, güvenilir, etkin bir müttefiktir. Bunu herkesin kafasına sokması lazım. Türkiye Cumhuriyeti olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ülkemiz ve milletimizin hak, alakı ve menfaatlerini, değerli arkadaşlarım, korumakta, kollamakta azimliyiz, kararlıyız ve çok şükür burada muktediriz. Evet, 30 Ağustos sabahı gazete manşetlerine bakmaya devam edelim. Sırada Türkiye Gazetesi var. Bakalım Türkiye Gazetesi bu sabah birinci sayfasında hangi haberleri görmüş? Şanlı tarihimizin dönüm noktası 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi saygıyla anıyoruz diyor sürmanşetinde Türkiye Gazetesi. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları var. Erdoğan'dan önce devleti yönetsinler mesajı geldi Taliban'a. Taliban'ı izleyip göreceğiz. Devlet olma ve devlet yönetme duruşları nedir? Bunu zaman gösterecek dedi. Balkan seyahati dönüşünde konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Anlaşmak mümkün dedi Taliban'la, fakat tereddütler olduğunu da ekledi aynı zamanda. Ve pozitif gelin 23 kişiye COVID bulaştırdı. Düğünden bir gün sonra gelinin testi pozitif çıktı. Davetliler karantinaya alındı. Damat da test yaptırdı. Koronavirüsün nasıl yayıldığına canlı bir örnek. İşte Denizli'den geldi. Cameli ilçesinde Halise N ile Muhammed S düzenlenen düğünle hayatlarını birleştirdi. Gelin ertesi gün rahatsızlandı. Koronavirüs testi yaptırdı. Pozitif çıktı. Damatla birlikte 23 kişi de karantinaya alındı. Kusursuz tahliye haberi var Türkiye Gazetesi'nin birinci sayfasında. İşte Türkiye'nin 48 saatlik Afganistan tahliyesinin perde arkası dendi. Tahliye hazırlığı bir hafta önce başladı. En ince ayrıntısına kadar da her şey hesaplandı. Ankara'ya anlık bilgi verildi. Dışişleri ve Savunma Bakanlığı ile MİT ortak çalıştı. Pakistan'la sıkı bir işbirliği yapıldı. Biliyorsunuz İslamabad üzerinden Türk Hava Yolları'na ait uçakla gelmişti askerlerimiz Türkiye'ye. Ve rekor kırılacak diyor. Hamsi ve çinekop bol. Balıkçılar av yasağının kalkacağı 1 Eylül'de vira bismillah diyerek denize açılacaklar ve bereketli bir sezon olacağı sinyalleri şimdiden gelmeye başladı. Özellikle hamsi ve çinekopta bolluk yaşanması bekleniyor dedi. Sanatçımız milli olamadı. Ünlü ressam İsmail Acar, bazı sanatçılarımız ülkemizi küçümsüyor, hatta aleyhinde bile hareket ediyorlar diye bir açıklama yapmış ve Türkiye Gazetesi de birinci sayfasında bu haberi görmüş. Şimdi İzmir'de bir siteden haber getireceğiz ekranlarınıza. Bu zamanda olmaması gereken ama ne yazık ki hala daha yaşadığımız bir durum. O sitenin havuzunda tesettürlü bir kadın tesettür mayosuyla giremiyor. Bu yasak. Ve buna tepki gösteriyorlar elbette. Onlara örnek gösterilense sitede yaşayan diğer tesettürlü kadınların yaklaşık 1 kilometre uzaktaki denize gittikleri, orada suya girdikleri söyleniyor. Eşinin site havuzuna haşemayla girmesine izin verilmedi. Benim kararım var, sen giremezsin. O gösterin bana diyorum. Girmem bu sıkıysa ya. İstanbul'da yaşayan Harun Çetin iş için İzmir'e gitmişti. Bu süre içerisinde ailesini de tatil yapması için yanında getirdi. Dikili ilçesindeki doktorlar ve iş adamları sitesinden bir aylığına daire kiraladı. Tuğçe Çetin çocuklarıyla birlikte havuza gitti. Ancak üzerinde haşema var diye geri çevrildi. Olayı duyan eşi site yöneticilerine neden yasak olduğunu sordu. Tahrik edici cevaplar aldı. Yasak diyoruz. Oraya girdiğin zaman yasak. Bak bu 2002'de ne olacak mesela? Ne yapacaksınız ne mesela? Sen görürsün sen girdiğin zaman. Ne yapacağız? Yasak girdiğin zaman girelim. Yani havuz önündeki tabelada haşemayla girilmez yasağının yanında birçok madde daha yer alıyor. Ancak sadece tesettürlü kadınların girme yasağının titizlikle uygulandığı görülüyor. Tamam, haşeme neden yasak? Ya hijyen yönünden. Tamam, az önce ben de anlattım. Şu an en hijyen olan haşema. Çünkü kıllar mesela dışarı çıkmıyor, saç kılları havuza girmiyor. Yani sizin o zaman bonesiz girmeyenler yasaklamanız lazım mesela. Ya ona da kural koyduk biz. Bonesiz de olmuyor. Gördünüz mü? Ne oldu? Onu da koyduk ama gene ona biraz bir nezle biraz daha şey. Gördünüz mü?
Daire sahibi tesettürlü kadınların da 800 metre ötede denize gitmek zorunda kaldığı ortaya çıktı. Bak komşular, bunlar mülk sahibi. Tamam. Ama denize gidiyorlar, asla buraya gelmiyorlar. Ama düşünsene, sizin onlar için mücadele etmeniz lazım ya. Bu bir insanın hakkıdır ya. Ama özgürlük hakkıdır ya. Öyle de sabah bizi rahatsız etmeye hakkımız yok. Neden komşu? Bak siz o kaç senedir ya sizinle beraber yaşıyor? 20 senedir. 20 senedir o insanları sizin denize mahkum etme hakkınız var mı? Arkadaşım, buranın havuzunu şey yapıyor ya. Site yönetiminden haşamalı havuza girilemez kararı için imzalı kağıt isteyen Harun Çetin'e yönetici tepki gösterdi. Geçiyor lan be. Harun Çetin, yaz tatilini ailesine zehir eden site yönetimi hakkında bu görüntülerle suç duyurusunda bulundu. Evet, haftalarca önce çıkan ve zorlukla söndürülen yangınlar sonrası doğa kendini yenilemeye başladı. Çiçekler filizlendi, kuşlar, karıncalar yuva yapmaya başladılar yeniden. Yanan ormanlar küllerinden doğuyor. Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerindeki ormanlık alanlarda doğa yeniden canlandı. Yanan bölgelerde sürüngenlerin, kuşların ve karıncaların yeniden yuva yapmaya başladığı gözlendi. Makiner yeşerdi, kızılçam ağaç kozalakları şimdiden açılmaya başladı. Endemik ve nesli tehlike altında olan bitki türlerinin tohumları toplanıp gen bankasında saklandı. Bu tohumlar tahrip olan yerlere yeniden dikilecek. Ekolojik kurtarma ve rehabilitasyon çalışması kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileriyle bilim insanları 20 günü aşkın süredir bölgede titizlikle çalışıp raporlar hazırlıyor. Yangınlar sonrasında İstanbul başta olmak üzere ormanlara giriş kanunları değişti, kuralları değişti biliyorsunuz. Ve ekipler de bunun takipçisi oldular. Tülay Ayçiçek'in özel haberini getireceğiz ekranlarınıza. Efendim, afiyet olsun. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun, beraber yiyelim. Masanız çok güzel gözüküyor. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Bir şey eksik gibi, mangal. Mangal, evet, olsaydı çok daha güzel olurdu. Yasak diye mi? Yasak, evet, şu anda yasak. Duman koklamıyoruz en azından. Hı hı. Genzimiz yanmıyor eve gittiğimiz zaman. Risk azalıyor öyle değil mi? Hı hı, evet, risk az. Evet. Güzel oldu yani. İstanbullular ormanlık alanlara akın etti. Ateş yakmak yasak olduğu için vatandaşlar evden getirdikleriyle piknik yaptı. Orman yangınları nedeniyle bir süredir mesire ve orman alanlarında mangal yapmak yasaklanmıştı. İşte vatandaşlar o gün bugündür orman alanlarına geliyorlar, kurallara uyuyorlar. Onun yerine piknik için evden getirdikleri yiyeceklerle pikniğin tadını çıkartıyorlar. Hani hiç görmedik mangal yıkanı, böylesi daha güzel. Yani pis koku olmuyor hiç yoktan, kimse rahatsız olmuyor. Ve burası da çok güzel olmuş, yeni keşfettik. Evde ne varsa getirdik, burada yapalım dedik, daha güzel oluyor. Ve Tekartal'dan geliyoruz, düşün buraya. Daha güzel, daha zevkli oluyor böyle. Mangalı pek tercih etmiyoruz zaten. Hem böyle ormanlara da zarar verilmiyor, çok güzel. Çok iyi bir yer yapmışlar, mükemmel yani. Böyle daha olması daha güzelmiş. Mangal yapılıyor mu peki? Mangal yok. Orada yapacağız. Yasak diye değil mi? Evet. Sizce kurallara uyuyorlar mı? Uyuyorlar, uyuyorlar. Biz dolaştık gördük, gerçekten de kurallara da uyuluyor. Böyle olması bence mükemmel olmuş yani. Şimdi sizi İstanbul'un mega kentin hemen yanı başındaki bir tarlaya götüreceğiz. Arnavutköy'deki bir bahçe. O bahçede insanlar dalından istedikleri sebze, meyveyi taze taze koparıp yiyorlar. Neler aldık? Domates, biber aldık. Çok farklı bir ortam değil mi? Normal marketlerden ziyade dalından koparmak farklı bir. Aynen, zaten biz de görünce yoldan döndük sırf bunu yaşayabilmek için. Çok güzel bir duygu yani. Çok güzel yani. Taze dalından koparmak pazardan almaktan daha güzel tabii. Lezzetli oluyor tadı. İstanbul'da yaşayanlar köylere akın ediyor. Birçok kişi dalından taze meyve ve sebzeleri toplayarak hem alışveriş yapıyor hem de stres atıyor. İstanbul Havalimanı'nın hemen yanı başında Arnavutköy'de bu tarlayı gören vatandaşlar ellerine aldığı sepetlerle kendi topladıkları meyve ve sebzeleri satın alıyor. Neler var bu bahçede?
Bahçede domatesimiz var, biberimiz var, patlıcanımız var, taze fasulyemiz var. İşte ayrıyetten biber çeşitleri var. Kendi mısırımız var, karpuzumuz var, kavunumuz var. Peki Berk Bey, izleyenlerin de aslında en çok merak edeceği şey şu. Fiyat farkı var mı? Yani ürünlerde şöyle, daha çok yani organik ürün yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani elimizden geldiğince ilaç kullanmamaya çalışıyoruz. Fiyat farkı yok, piyasayla hemen hemen aynı. Yani geldiğinde zaten çoğu müşterimiz fiyat sormuyor artık. Yani aramızda bir bağ oldu. Onları da üzmüyoruz yani, yardımcı oluyoruz. Yani şöyle, bizde hani param yok dese gelip alışveriş yapabiliyor, geçerken bırakıyor yani. Dalından taze kopardıkları meyve ve sebzeleri satın alan vatandaşlar şehrin tam ortasında böyle bir uygulamanın olmasından bir hayli memnun. Neler yapacağız burada? Domates, biber çok güzel aldık, çok sulu ve lezzetliydi. Bu hafta gene geldik. Ha, ikinci defa geliyorsun. Evet. Peki nasıl bir ortam? Çok güzel, stres atıyorsun. Biz yani köyden geldiğimiz için seviyoruz. Önceden köyde büyüdük. Gene aynı ortamı bekliyoruz, istiyoruz. O yüzden bugün gene geldik. Dalından sebze koparmak sence nasıl bir duygu? Güzel. Başka neler toplayacaksın? Burada sevdiğin meyveler var mı? Gelsene oğlum. Var. Mesela? Kavun. İstanbul'da Küçükçekmece'de bir vatandaş ölmek üzere olan bir kediyi fark etti ve hemen veterinere götürdü, onu ameliyat ettirdi. İstanbul Küçükçekmece'de yaşayan 44 yaşındaki Emir Yıldırım, evinin önünde nefes almakta güçlük çeken sokak kedisi buldu. Durumunun kötü olduğunu fark eden Yıldırım hemen yardımına koştu, soluğu veterinerde aldı. Kedide travmaya bağlı diyafram fıtığı tespit edildi. Bahçede bulduk. Nefes alışverişte çok zorlanıyordu. Mamaya gelmedi. Yakında özel bir klinik vardı. Oraya götürdük. Bir röntgen aldı. Diyafram yırtığı dedi, fıtığı dedi. Başarılı ameliyatla hayat bulan kedi sağlığına kavuştu. Bu arada sokak hayvanlarının en büyük ölüm nedeni araç çarpması. Veteriner Mert Çağlar Kılıç en fazla araç çarpması sonucu evcil hayvanların tedavi için getirildiğini belirtti. Sürücüleri uyardı. Çok sık gelen bir vaka araç çarpması. Yani buradan sürücülere de tabii uyarımızı yapalım. Mutlaka dikkat edelim araç kullanırken. Önümüze hayvanlar atlayabiliyor. Çünkü onlar bilmiyorlar yani, özellikle yavru kediler. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında ilk toplantısını 23 Ağustos'ta gerçekleştiren Ekonomi Koordinasyon Kurulu çalışmaları kapsamında İstanbul'da bir araya geldi. Bu toplantımızda hem önümüzdeki döneme ilişkin ilk makro tahminleri hem de ekonomimizin yeni yol haritasını kurul üyelerimizle ele alacağız. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında ilk toplantısını 23 Ağustos'ta gerçekleştiren Ekonomi Koordinasyon Kurulu çalışmalarının devamı kapsamında İstanbul'da bir araya geldi. Toplantıda kurul üyeleri Hazine ve Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman ve Ticaret Bakanları, Strateji ve Bütçe Başkanı ile Merkez Bankası Başkanı da yer aldı. İkincisi yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı basına kapalı gerçekleşti. İlk toplantısını geçen hafta gerçekleştiren kurulun ana gündemi, Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ve ekonominin 3 yıllık yol haritası niteliğindeki 2022-2024 dönemi orta vadeli programı olmuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, orta vadeli programın Eylül ayının ilk yarısında açıklanacağını aktarmıştı. Evet, artık saatlerimiz 8'i gösteriyor ve büyük taarruzun 99. yılını, büyük zaferin 99. yılını kutluyoruz. Yurt genelinde törenler düzenlenecek ama törenlerin ilk adresi elbette Anıtkabir olacak. Şimdi biz de Ankara'ya dönüyoruz. Mert Hacıalioğlu bize bugün Ankara'nın tören gündemini aktaracak. Hemen sözü ona bırakıyoruz. Merve Türkay, başkent Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkulu bir şekilde kutlanacak. İlk tören ise Anıtkabir'de olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla birlikte devlet erkanı saatler 11'i gösterdiğinde Aslanlı Yol'dan atanın huzuruna çıkacaklar.
Kuşkusuz Başkan Erdoğan'ın orada vereceği mesajlar oldukça önemli. Anıtkabir özel defterine yazacağı mesaj oldukça önemli. 11'de program orada başlıyor. Daha sonra saatler 12.30'u gösterdiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul edecek. Yine 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin. Anıtkabir'de saat 11'de düzenlenecek törenlere siyasi parti liderlerinin de katılması beklenmekte. Birçoğu katılacağını belirtti bu kapsamda. Bugün önümüzdeki saatlerde zaten o törenlerde başlayacak. Daha sonra ise Anıtkabir vatandaşlara açılacak. Öte yandan Meclis Başkanı Mustafa Şentop da Anıtkabir'deki törenlerde olacak. Başkan Erdoğan'ın programı bununla da sınırlı değil. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tebrikleri kabul etmesinin akabinde saatler 15 ve 17'de iki program daha var. Bir tanesi Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi temel atma töreni, bir diğeri ise Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu diploma alma ve sancak devir teslim töreni var. Buna katılacak. Başkent Ankara'da tabii ki 30 Ağustos'un 99. yıl dönümü, büyük taarruzun, büyük zaferin 99. yıl dönümü diyoruz. Başkent Ankara'da böyle bayramlarda, özellikle resmi bayramlarda, milli bayramlarda olduğu gibi geçit töreni olacak. O da saat 13'te. Başkent Ankara'da birçok nokta, aslında yollar bu geçit töreni nedeniyle kapalı. Bunu da hatırlatalım. Yeni meclisten, yani birinci meclis, şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden eski meclise kadar bir kortej yürüyüşü olacak ve başkent Ankara'da birçok yolda bu nedenden dolayı kapalı. Bunu da hatırlatalım. Genel hatlarıyla 30 Ağustos'un çevresinde şekillenecek bir başkent gündemiyle güne uyandık. Önümüzdeki saatlerde neler olacak bizler yakinen takip ediyor olacağız diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Teşekkür ederiz Mert Hacıalioğlu, aktardı işte. Ankara'nın gündemi böyleydi. 11 itibariyle başlayacak törenler tabii ki yurt genelinde ve biz de A Haber olarak her noktada canlı yayınlarla size 99. yılını, zaferin 99. yılının coşkusunu yansıtmaya çalışacağız. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yayınladığı mesajında Zafer Bayramı'nı kutladı. Büyük zafere ilham veren ruh, inanç ve irade 99 yıl önce olduğu gibi bugün de milletimize istikamet çizmektedir dedi mesajında. Büyük Zafer'in 99. yıl dönümünde Başkan Erdoğan mesaj yayımladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, İstiklal Harbi'nin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve ordunun kahraman askerlerini rahmetle yad etti. Erdoğan, şanlı tarihin köşe taşlarından biri olan Büyük Zafer'in yıl dönümüne kavuşmanın bahtiyarlığı içerisinde olduklarını belirtti, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Dünya savaş tarihine geçen bu şanlı zaferle Türk milleti, şehit kanlarıyla sulanan vatanı üzerinde asla boyunduruk kabul etmeyeceğini göstermiştir. Büyük zafere ilham veren ruh, inanç ve irade 99 yıl önce olduğu gibi bugün de milletimize istikamet çizmektedir. Savunma sanayinden ekonomiye, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kasteden taşeron terör örgütleriyle mücadeleye kadar her alanda elde ettiğimiz başarılar bunun en önemli nişaneleridir. Büyük Zafer'in önemine vurgu yapan Başkan Erdoğan, 30 Ağustos milletimizin kendisine ömür biçen emperyalist niyetleri kursaklarda bıraktığı ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu açtığı tarihimizin en kritik dönüm noktalarından biridir mesajını verdi. Bundan 99 yıl önce Dumlupınar'da şaha kalkan imanın rehberliğinde 84 milyon birlik, dirlik ve kardeşlik içinde aydınlık yarınlarımıza hep beraber yürüyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını minnetle yad ediyorum. Vatanımız, ezanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız uğrunda can veren aziz şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tüm kardeşlerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Evet, Ankara'nın gündemini dinledik bugün vesilesiyle, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle. Şimdi bir de İstanbul'a bakalım, hangi güzergahlar trafiğe kapatılacak, törenler nerelerde gerçekleşecek ve alternatif güzergahlar neresi olacak? Erdal Kuruçay bizi törenlerin merkezi Vatan Caddesi'nde bekliyor. Hemen sözü ona bırakalım. Evet Merve Türkay,
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı tüm Türkiye'de olduğu gibi coşkuyla İstanbul'da da kutlanacak. Fakat İstanbul'da bazı caddeler trafiğe kapatılacak. Vatan Caddesi de onlardan bir tanesi. Kutlamaların merkezi burası, yani Vatan Caddesi olacak. Son hazırlıklar da tamamlandı. Az evvel ses provası alındı. 11 itibariyle bu noktada artık törenler başlamış olacak. 06'da başladı kapanma. 14'e kadar devam edecek. Caddeleri sayacak olursak Adnan Menderes Bulvarı, yani bulunduğumuz Vatan Caddesi gidiş gelişler. D100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişi. 10. yıl caddesi Oğuzhan Caddesi, Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı'na giriş, Halıcılar Caddesi, Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı'na girişler, Akşemseddin Caddesi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılmış durumda. Şu anda sessizlik hakim bu noktada. Tabii polis ekipleri de hemen sol tarafta yavaş yavaş konuşlanıyorlar. Kameraman arkadaşım Özkan Şafak da size o detayları gösteriyor. Bir yandan da tabii bu kapanmada kapanan caddelerin alternatifleri de var. Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzi Paşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddesi alternatif güzergah olarak bizi A Haber Radyo'dan dinleyen dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz kullanabilirler. Şu anda burada saat 11'de başlayacak fakat 10.30'da artık provalar başlayacak yavaş yavaş. Az evvel de burada bir geçit töreni oldu. Kirpi, yerli ve milli araçlar geçti. Ve birçok yerli milli araçlar tabii sergilenecek bu noktada. Yine komutanlar geldi bu noktaya. Şu anda da yine bir komutanı görüyoruz karşıda. Oturma düzenini, protokolü kontrol ediyor. Saat 9.30 itibariyle de ilk Taksim'de anıta çelenk konacak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından. Ve yine protokol ekibi o noktadan yavaş yavaş 9.30'dan sonra da buraya gelecekler. Burada da devam edecek kutlamalar. Evet, tekrar etmekte fayda var. Çünkü vatandaşlarımız İstanbul'da, Anadolu yakasında olmasa da Avrupa yakasında ciddi bir trafik yoğunluğunun olduğunu söyleyebiliriz. Kapanmalar, caddeler 6 itibariyle başladı ve 14'e kadar devam edecek. 14'ten sonra da artık tüm caddeler trafiğe açılmış olacak diyelim ve Vatan Caddesi'nden sözü tekrar merkeze bırakalım. Merve Türkay. Ve artık 31 Ağustos'a sadece bir gün kaldı Kabil'deki tahliyelerin tamamlanması için. Ama Kabil Havalimanı'nın etrafı oldukça gergin. Arka arkaya patlamalar meydana geliyor. İşte biz de A Haber olarak bölgedeyiz, Kabil'deyiz. A-News yayın koordinatörü Orhan Salim Afganistan'da şu an Kabil'de bizi bekliyor. Son gelişmeleri kendisinden dinleyeceğiz. Orhan Salim, kolay gelsin öncelikle. Nedir son durum bulunduğun yerde? Evet Merve, günün en sıcak olayı belki de sabah saatlerinde Kabil Havalimanı'na 5 roket fırlatıldı. Yine DAEŞ Horasan grubu tarafından havalimanına yönelik hemen Amerika Birleşik Devletleri'nin füze savunma sistemi devreye girdi ve o 5 roketin de imha edildiği açıklandı. Dünden bu yana aslında Kabil Havalimanı çevresinde ciddi bir gerginlik var. Tansiyon çok yüksek. Hem gerek Amerika Kabil Havalimanı çevresindeki DAEŞ'in olası hücre evlerini vuruyor. Karşılığında da DAEŞ, Amerika Birleşik Devletleri'nin bulunduğu, şu anda bulunduğu havalimanını roketlerle vuruyor. Tabii ki birkaç saat kaldı, daha doğrusu bir gün kaldı. Amerika Birleşik Devletleri tamamen Afganistan'dan çıkması için Amerika'da bu son roket saldırılarıyla birlikte işi biraz daha hızlandırdı. Belki tam yarın akşam saatin dolmasını beklemeden Amerika Birleşik Devletleri tamamen bütün varlığını buradan çektiğini açıklayabilir. Dün akşam Kabil yine bombalı saldırılarla, daha doğrusu bir saldırıyla sarsıldı. Onun sesi, onun gürültüsü ve onun dumanları yükseldi. Kabil'in üzerinde yavaş yavaş da ona ilişkin daha detaylı bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri en son havalimanında 200 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası DAEŞ'in Horasan grubuna yönelik saldırılar yapacağını, onları hedef alacağını duyurmuştu. Ve dün akşam Kabil'de Amerika Birleşik Devletleri Taliban Kabil'i Afganistan'a aldıktan sonraki ikinci saldırısını düzenledi. Bu saldırıda şu anda gelen bilgilere göre aralarında 6 çocuğun bulunduğu 9 sivil hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin dün Kabil'de bir noktaya, sivil bir eve yaptığı saldırı sonrası. Amerika Birleşik Devletleri peki bu saldırıyı neden yaptı? Washington tarafından yapılan açıklama şu şekilde: orada DAEŞ'in bir faaliyeti vardı. Bir araca bomba yükleniyordu ve bomba yüklemesi sonrasında biz de dronlarla
silahlı insansız hava araçlarıyla o bölgeyi vurduk, imha ettik. Saldırganlar öldü ama sivil kayıplar da var. Amerika da bunu kabul ediyor, sivil kayıpların olduğunu. İşte orada o sivil kayıplar arasında tam 6 çocuk hayatını kaybetti Merve. 3 de sivil öldü. Şimdi tabii ki bunun yanı sıra baktığımız vakit bugüne kadar havalimanından, Kabil Havalimanı'ndan 114 bin yabancı ve Afgan bugüne kadar ayrılmış. Tabii bu yeterli değil çünkü hala on binlercesi şu anda Kabil Havalimanı çevresinde ya da Kabil içerisinde buradan çıkmanın yollarına bakıyor. Çıkabilecek mi? 31 Ağustos'tan sonra Taliban'dan bir çağrı var Taliban'a yönelik. Ondan bir istek var. 31 Ağustos'tan sonra da tahliyeleri devam edelim. Onlara izin verin. Belki sivil uçaklarla olur. Askeri uçaklarla olmasa da. Ama henüz Taliban'dan buna yönelik net bir yanıt yok. İzin verecek mi, vermeyecek mi? Taliban geçtiğimiz günlerde aslında bunun rengini belli etmiş işte. Ülkeden ayrılmayın, ülkeden ayrılmanızı istemiyorum. Özellikle Afganlara yaptığı çağrıydı. Size burada ihtiyacımız vardı. İşte 31 Ağustos'tan sonraki durup ne olacak kimse bilmiyor. Burada çok büyük bir muamma var. Çünkü Taliban buranın güvenliğini sağlamaya çalışırken bir taraftan da DAEŞ'in şu anda korkusu var. DAEŞ de terörize etmeye çalışıyor. Amerikan askerlerinin havalimanından ayrılması DAEŞ'i durduracak mı? Saldırılarına son verecek mi? İşte bu en büyük soru işareti. Bugünlerde Kabil'de sorulan bu. DAEŞ ondan sonra ne yapacak? Namluları başka yere mi çevirecek? İçeride daha büyük bir istikrarsızlığa neden olacak mı? İşte tam da bunlar konuşurken bir yeni gelişme var. Onu da sizlerle paylaşalım isterseniz. Gözler Kabil'deyken Afganistan-Pakistan sınırında olan dışı bir olay yaşandı. Pakistan tarafına ateş açıldı. En az iki Pakistan askerinin hayatını kaybettiği açıklandı. Sonrasında Pakistan'da karşılık verdi. Karşı tarafta da Pakistan'ın yaptığı açıklamada çok sayıda kişinin etkisiz hale getirildiği söylendi. Bu tabii muhtelif bir çatışma gibi görünüyor ama sınır bölgesinde özellikle Pakistan ile Afganistan arasında önümüzdeki günlerde bölge sınır bölgesinde farklı durumların gelişebileceğini de ilk habercisi gibi duruyor. Bu noktada bundan sonraki durum Kabil için baktığımız vakit bugün yine aslında sessiz bir güne uyandı. Roket saldırıları Kabil Havalimanı'nı sarstıktan sonra yine Kabil'de aslında bir tansiyon biraz daha yükseldi. Şu sıralar aslında herkes, evet belki sesler, gürültüler buraya kadar geliyordur. Hemen benim yayın yaptığım yerin yaklaşık 50 metre, 100 metre yanı bir banka, bir özel banka ve özel bankanın önünde yüzlerce hatta binlerce kişi şu anda bekliyor. Ne bekliyor peki? Para almayı bekliyorlar. Çünkü bankalar kapalı. Evet, tabii zor şartlar altında yayın yapıyor arkadaşımız Orhan Salı ama durumu çok iyi özetledi. İlerleyen dakikalarda yeni bir bağlantı daha gerçekleştirebiliriz ama Orhan Salı da şuraya dikkat çekti. Taliban'ın tahliyeler konusundaki duruşuna, evet açıklamaları olumlu gibi görünüyor ama güven verilecek mi? Bundan sonra nasıl davranılacağı önemli. 100 ülke Afgan vatandaşlarının yabancı ülkelere seyahat etmesine izin verilmesi için Taliban'la güvence konusunda anlaştı. Ama bakalım süreç nasıl ilerleyecek? Bu konuda Taliban'a güvenilebilir mi? Yüz ülkeden ortak açıklama yapıldı. Taliban'ın Afganların ülke dışına seyahat etmesine izin vereceği duyuruldu. Taliban'ın Kabil'i kontrol altına almasının ardından başkente bulunan havalimanı ülkeyi terk etmek isteyenlerle dolmuştu. Yüz binlerce kişiye bir daha yurt dışına çıkamayacaklarını düşündüren Taliban baskısına karşı aralarında Türkiye, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'nın da olduğu 100 ülke harekete geçti. Taliban'dan bu ülkelere çalışan Afganların ülke dışına çıkmalarına izin vereceğine dair güvence alındığı açıklandı. Paylaşılan ortak metinde seyahat izni olan Afgan vatandaşlarına belgelerin sağlanmaya devam edileceği vurgulandı. İngiltere ve Avrupa Birliği ülkeleri Afganistan'da 16 Ağustos'tan itibaren başlattığı tahliyeleri ülkedeki güvenlik sorunları nedeniyle erken sonlandırmıştı. Evet,
Evet, geçtiğimiz günlerde DEAŞ, Kabil Havalimanı yakınlarında bir saldırı gerçekleştirmişti. Canlı bomba saldırısı. Orada sivillerle beraber 13 Amerikan askeri de hayatını kaybetmişti. İşte Amerikan askerlerinin cenazeleri memleketlerine gönderildi ve havaalanında cenazeleri Başkan Biden karşıladı. Afganistan'da öldürülen Amerikan askerlerinin cenazeleri ülkelerine gönderildi. Cenazeler Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden tarafından karşılandı. DAEŞ terör örgütünün Kabil Havalimanı yakınlarında gerçekleştirdiği intihar saldırısında 13 ABD askeri hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden askerler Dover Askeri Hava Üssü'ne getirildi. Üst düzey yetkili ve askerlerin bulunduğu törene ABD Başkanı Joe Biden da katıldı. Biden'a eşi Jill Biden eşlik etti. Askerlerin cenazeleri arabaya yerleştirilirken saygı duruşunda beklenildi. Törenin bitmesinden kısa süre sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden havaalanından ayrıldı. ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçiler tarafından geri çekilmenin başarılamadığı eleştirilerine maruz kalmıştı. Ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da Alman mevkidaşıyla bir araya geldi ve göç meselesi konuşuldu elbette. Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını daha karşılayamayacağını söyledi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Afganistan kaynaklı yeni bir göç akınının büyümesi durumunda bundan Avrupa'nın da etkileneceğini söyledi. Biz Türkiye olarak göç konusunda ahlaki ve insani sorumluluklarımızı yeterince yerine getirdik. Bizim artık ilave bir mülteci yükü kaldırmamız söz konusu değildir. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afgan göçüyle ilgili Türkiye'nin tutumunu bu sözlerle ifade etti. Bakan Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Afganistan'dan Türkiye'ye gelmek isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesinin güvenli bir şekilde gerçekleştiğini söyledi. Afganistan'da bu kriz çıktıktan sonra önceliğimiz özellikle tahliyelerin düzenli ve güvenli bir şekilde yapılması oldu. Biz de Türkiye olarak diğer ülkeler gibi, Almanya gibi tahliyelerimizi gerçekleştirdik. 7 tahliyede toplam 1409 kişiyi ülkemize getirdik. Afganistan'a insani yardımların arttırılması çağrısında da bulundu. Ülkenin yarısından fazlası acil insani yardıma muhtaç. 10 milyona yakın çocuğun hayatı kuraklık, açlık, salgın nedeniyle tehlikede. Uluslararası toplum Afganistan'a yardımlarını arttırmalı, insani yardımlarını. Özellikle Birleşmiş Milletler'in Afganistan Acil Yardım Fonu tüm donörler tarafından desteklenmelidir. Mevlüt Çavuşoğlu, Kabil Havaalanı'nın işletmesine yönelik yapılan teklifi değerlendiriyoruz dedi. Taliban da havaalanının işletilmesi konusunda teknik olarak Türkiye'den destek istedi. Biz de bu konuyu kendi aramızda ve diğer ülkelerle değerlendirdik, değerlendiriyoruz. Ekiplerimiz havaalanında incelemelerde bulundu. Diğer bazı ülkelerin de teknik ekipleri bu incelemeleri yaptı. Ve bu ortaya çıkan raporların ortak değerlendirilmesini de o ülkelerle sürdürüyoruz. Şimdi bu göç dalgası en çok Avrupa Birliği'ni de etkileyecek demişti açıklamalarında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Şimdi bu konuda bir adım geldi Avrupa Birliği'nden acil olarak Yunanistan'a yönelik. Biliyorsunuz yıllardır gelen göçmenleri geri itme politikası var. Hatta botlarını patlatıyorlar, insanları ölüme terk ediyorlar. Şimdi böyle olmaya devam ederse Avrupa Birliği Yunanistan'ı uyardı. Size verdiğimiz fonları geri çekeriz dedi. Avrupa Birliği Yunanistan'a verdiği göçmen yardımını durdurdu. Hali hazırda Avrupa Birliği'nden 643 milyon euro ödenek alan Atina yönetimi sığınmacı akınını yönetmek için ek fon talebinde bulundu. Talep Avrupa Birliği Komisyonu tarafından şarta bağlandı. Böyle bir ödemenin yapılması için Yunan hükümetinin
bağımsız bir kontrol mekanizması kurması istendi. Ayrıca bu yapılana kadar Yunanistan'ın sığınmacı botlarını batırması ve itme politikası nedeniyle komisyonun Atina hükümetine yaptığı ödemelerin durdurulduğu açıklandı. Yunanistan, 2015 yılından bu yana göçmen akını adı altında Avrupa Birliği'nden maddi destek alıyor. Ancak Atina yönetimi göçmenleri daha kara sularına girmeden açık denize iterek alınan ödemeleri ülkeye giren yabancılara harcama külfetinden kurtuluyor. Evet, bir de şimdi son 24 saat itibariyle koronavirüs bilançosuna bakalım. Aynı zamanda da aşılama oranlarına. Son 24 saatte test sayısı 286.425'ti. Vaka sayısı 17.332 olarak yansıdı tabloya ve hayatını kaybedenlerin sayısı ne yazık ki 255'ti dün itibariyle ve iyileşen hasta sayısı 11.396 oldu. Aşılamaya da bir bakalım isterseniz. Birinci doz aşı yapılma oranı %77'yi buldu. İkinci doz aşı yapılma oranı ise %52.02. Her 3 doz toplamı ise 93.004.856 oldu. Evet, güncel rakamlar işte böyleydi. Ve ne yazık ki her gün size bir aşı olmamanın sonucunda yoğun bakımda tedavi gören insan hikayeleri getiriyoruz. Şimdi de Gümüşhane'de yaşayan Ökkeş Alkan. O da aşı olmayanlardandı, aşı karşıtıydı. Ama bakın şimdi entübe olmuş durumda ve neler söyledi. Aşı olmadı, Covid-19'a yakalandı. Kendini yoğun bakımda buldu. Çok zor. Size sonra etmek çok zor. Aşı karşıtlarından biri de Gümüşhane'de yaşayan Ökkeş Alkan'dı. Testi pozitif çıktı. Her geçen gün kötüleşti. Nefes alamayınca yoğun bakım servisine alındı. 2 haftadır oksijen cihazına bağlı. Allah'ın aşısı, sağlık çalışanlarımıza, öğretimize zorlayamasın. Biz buradan gideceğiz ama bak sağlık çalışanlarımız her gün burada. Biz gideceğiz, başkası gelecek. Onun için onları da düşünmek lazım. Onları da düşünmek lazım. Onlara da yardımcı olmak lazım. Ökkeş Alkan eğer iyileşirse insanları aşıya ikna etmek için gönüllü çalışmak istiyor. Çok yanlış yaptı. Vatandaşlarımız bunu yapmasın, ihmal etmesin. Çünkü burada nefes almak altın. Altından da değerli. Yok, nefes yok. Onun için vatandaşlarımız aşılarını vurulsun. Ben buradan çıktıktan sonra inşallah gönüllü olarak gideceğim. Tek tek dolaracağım. Millete önce olacağım. Ve gazetelerin manşetlerine bakmaya devam ediyoruz. Sırada Sabah gazetesi var. Ardından da Takvim gazetesine göz atacağız. Sabah gazetesine, evet, sür manşetinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun demiş ve 99. yılını kutlamış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dumlupınar'da şaha kalkan iman bugün de rehberimiz demiş. MHP lideri Devlet Bahçeli ise Türk milleti 30 Ağustos'ta geleceğini kurtardı demiş. Devam edelim. Bağımsızlığımızın gökyüzündeki temsilcisi Akıncı. Başkan Erdoğan, Akıncı ile taarruzi insansız hava aracı teknolojisinde dünyada ilk 3 ülke arasına girdik dedi. O toplantının detayları böyleydi. Mutlu evliliğin 3 sırrı diyor. Seyirciye nasıl bir programın beklediğini anlatan Zahide Yetiş, mutlu aile olmanın sırlarını açıklamış. Devam edelim Sabah gazetesinde. Orman yangınında örnek dayanışma vardı, bu haberi görmüş ve dev araştırma. mRNA güvenli, mRNA tipi COVID aşılarının yan etkilerini araştırmak için 884 bin aşılıyla 884 bin aşısız kişi karşılaştırıldı. Ve ciddi yan etki saptanmadı, aşının pıhtılaşma yapmadığı da belirtildi bu arada. Devam edelim Takvim gazetesiyle. Evet, Takvim gazetesinin de sür manşetinde 99. yılın büyük zaferimiz kutlu olsun. Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz diyor. Devam edelim bakalım Takvim gazetesinin de birinci sayfasında. Evet, baraj %7 açıklaması var Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek dönüşü yaptığı açıklamalarda. Seçim barajı ile ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Barajla ilgili şu anda %7 belirgin hale geldi. Bizde 7 netleşmiş vaziyette, ancak arkadaşlarımız MHP'nin nihai kararını almış.
değiller dedi. Ve göklerin yeni hakimi 6 ton ağırlığında kanat açıklığı 20 metre 40 bin fit yüksekliğe çıkabiliyor. Havada tam bir gün kalabiliyor, uzun menzilli füzeleri taşıyor. Biliyor demiş Takvim Gazetesi bu haberinde. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bayraktar tarafından geliştirilen Akıncı taarruzi hava aracının Türk Silahları envanterine teslim töreninde konuştu, açıklamalarda bulundu. Ve savunma sanayindeki yerlilik oranının artık %80'e ulaştığını duyurdu ve Türkiye artık oyun kurucu bir ülkedir dedi. Taarruzi insansız hava aracımız Akıncı ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur. Tarihi törende önemli mesajlar verdi. Savunma sanayinde yaşanan gelişmelere dikkati çekti. Biz yaparız diyen inanmış yürekler var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Çorlu'da Baykar Akıncı taarruzi insansız hava aracının Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine teslim töreninde konuştu. Yerli ve milli savunma sanayi hamlesine vurgu yaptı. %20'lerde yerlilik oranına sahip savunma sanayini bu kadar kısa sürede %80 yerliliğe yaklaştırmak Cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarından biridir. Kamu ve özel sektörü vasıtasıyla edindiği imkan ve kabiliyetler, temelini ecdadımızın attığı savunma sanayinde Türkiye'yi artık oyun kurucu ülkeler arasına sokmuştur. Türk İHA ve SİHA'larının dünya genelinde sürekli gündem olmasına da dikkati çekti. Bugün tüm dünya insansız hava araçlarımız vasıtasıyla Suriye'de, Libya'da ve Azerbaycan'da uyguladığımız yeni muharebe doktrinini konuşuyor. Binlerce tır silah ve mühimmat yardımı yapılan terör örgütlerinin en gelişmiş hava savunma sistemleriyle donatılan rejimlerin Türk SİHA'ları karşısında nasıl çaresiz duruma düştükleri araştırılıyor. Her gün bir uluslararası medya kuruluşunda Türkiye'nin İHA teknolojisindeki başarılarını anlatan haberler, makaleler, röportajlar çıkıyor. Şimdi ise Akıncı ile birlikte dünya çok daha farklı müzakerelerin içine girecektir. Her ne şekilde olursa olsun artık şu gerçeği herkes görüyor. Biliyor. Bölgemizde herhangi bir tasarrufta bulunmak isteyen önce Türkiye'ye bakacak. Bölgemizde bir taşı bile yerinden oynatmak isteyen önce Türkiye'nin rızasını arayacak. Bölgemizde operasyona niyetlenen önce Türkiye'nin barış ve istikrar esaslı yaklaşımını değerlendirecek. Buna rağmen bir adım atmak istiyorsa da iki kere değil, 200 kere, 2000 kere düşünecek. Sonra hareket edecek. Erdoğan, Türkiye'nin insansız savaş uçağı teknolojisine de öncülük edeceğini söyledi. Bilhassa insansız savaş uçağı teknolojisinin de öncü ülkesi yapmakta kararlıyız. Bunu başardığımızda hani şu bize verilmeyen 5. nesil savaş uçakları var ya, İşte onların da bir adım ötesine geçmiş olacağız. Akıncı taarruzi insansız hava aracı törenden sonra ilk uçuşunu yaptı. Erdoğan kontrol merkezine girerek uçuş hakkında bilgi aldı, bir süre TİHA'nın uçuşunu koordine etti. Evet, biz de isterseniz Akıncı taarruzi insansız hava aracının teknik özelliklerine bakalım, yakından tanıyalım bu aracı. Askeri ve diplomatik gücümüzü çok daha ilerilere taşıyacak, nice övgüye muhatap olacak, göklerin yeni hakimi Akıncı'yı güvenlik güçlerimizin kullanımına sunuyoruz. Türkiye, savunma sanayisinde tarihi bir güne imza attı. Bugün de Bayraktar TB2'nin ardından taarruzi insansız hava aracımız Akıncı'yı ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı taarruzi insansız hava aracı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi. Türk savunma sanayisi güvenlik güçlerinin envanterine kazandırdığı insansız hava araçlarına bir yenisini daha ekledi. Bayraktar Akıncı taarruzi insansız hava aracı güvenlik güçlerinin envanterine sunuldu.
Önemli başarılara imza atan Akıncı TİHA 40 bin fite kadar ulaşarak Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı. Akıncı'nın kendine özgü bükümlü kanat yapısı, kuştan çok uçan bir balığa benzemesi ve kavramsal tasarımı babam Özdemir Bayraktar'a ait. 24 saat havada kalabilen Bayraktar Akıncı, test ve eğitim uçuşlarında 1000'den fazla sorti yaptı. Türkiye'yi İHA Ligi'nde dünyadaki ilk 3 ülke arasına sokacak olan Akıncı, 6 ton kalkış ağırlığına sahip, 1,5 ton faydalı yük kapasitesi, tümüyle mühendislik ekibimiz tarafından tasarlanan 100'den fazla bilgisayar ve yapay zeka yazılımlarıyla stratejik görevlere imza atacak. Bayraktar Akıncı, yüksek faydalı yük kapasitesiyle envanterdeki Bayraktar TB2 ve Anka'dan daha etkin ateş gücü ve daha gelişmiş ekipmanlara sahip. Akıncı, lastiğinden fren balatasına, silah sistemlerini kontrol eden görev bilgisayarından gövdesinde kullandığımız karbon fiberine, uçuş kontrol bilgisayarındaki en gelişmiş stokastik kestirim algoritmalarından, ki bunları muharebede özellikle elektronik harp şartlarında sürekli geliştirmek durumunda kalıyoruz. En yüksek seviyeli emniyet, durumsal farkındalık ve üst düzey otonomi sağlayan yapay zeka yazılımlarına kadar yerli olarak tasarlandı ve üretildi. Akıncı TİHA, çok çekirdekli yapay zeka bilgisayarıyla sensörlerden aldığı verileri işleyerek karar verme kabiliyetinde de bulunabiliyor. Savaş uçaklarının yükünü azaltacak olan Akıncı TİHA ile hava bombardımanı da icra edilebilecek. Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik özelliklerine sahip Bayraktar Akıncı TİHA, yerli ve milli olarak geliştirilen mühimmat, füze, bomba ve güdüm kitlerle donatıldı. Tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemiyle yer sistemlerine bağımlı olmaksızın otomatik iniş kalkış yapabilen Akıncı TİHA, haberleşme menzili bulunmaksızın uydu vasıtasıyla komuta edilebiliyor. Akıncı'ya baktığımızda gördüğümüz, yüzyıllardır hürriyetinden asla vazgeçmemiş olan, semalarımızda hür ve bağımsız olacağız diyen milletimizin asil ruhu ve iradesidir. Ve çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin nöbeti devam ediyor. 3 Eylül'de tam 3 yıl olacak. 3 Eylül 2019'da başlamıştı evlat nöbetleri annelerinin. Ve bir kez daha çocuklarına lütfen teslim olun, evinize geri dönün diye mesajlarını ilettiler. Bu çile bitsin, bu PKK, bu pislik bitsin. Bu çocuğu eline bıraksın, o çocuk geri gelsin. Evlat nöbetinde 3. yıla yaklaşıldı. Çocuklarının daha kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin evlat nöbeti 700'den fazla gündür devam ediyor. 2015'ten beri çocuğum ağrıyor. Çocuğum benim, çocuğumu HDP kaçırmış, götürmüş PKK'ya. Benim oğlum asker, vatan görevini yapıyor, yoldan kaçırdı. Şırnak, Cizre'de yoldan kaçırdı benim oğlum, askerdi. Vatan görevine gönderdi, işte HDP kaçırdı, götürdü PKK'ya vermiş. Evlatları PKK tarafından kaçırılan aileler HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetinde. Onlar evladını PKK'dan HDP'den istiyor. Onlar işte bu merdivenlerin üzerinde evlatları için sürekli gözyaşı döküyor. Farkı sesliyorum dedi geri gelsin. Bu anneleri, bu babaları, bu çilesi bitsin. Üçüncü yıla da gidiyor. Oğlum gelmeyene kadar ben bu eylemi bırakmam. Ve oğlum gelirse de gene buradaki olan ailelere destek vereceğim. Evlat nöbeti 3 Eylül'de 3. yılına giriyor. Çocuklarına kavuşmayı bekleyen aileler de teröre karşı yanımızda olun çağrısı yaptı. Önce anne. 3 Eylül 2021'de burada 2 senemiz doluyor. 2 senemiz dolduğu için biz burada bütün sivil toplum örgütlerine, akademisyenlere, gazetecilere, bu ülke benim de, bu ülkeyi severim, bu vatan benim, bu vatanı severim, topraklar bizimdir diyenler herkese burada 3 Eylül 2021 saat 10'da bütün halkı buraya davet ediyorum. Ve selin yaralarının sarılmaya çalışıldığı Kastamonu'ya gidelim, Bozkurt ilçesinde. Bakalım çalışmalar hangi seviyede?
Kastamonu Bozkurt'ta yaralar sarılıyor. Jandarmanın yanı sıra AFAD, UMKE, Devlet Su İşleri, İl Özel İdaresi, Emniyet, Sahil Güvenlik ve Belediye ekipleri bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar sırasında vatandaşlar da ekiplere destek veriyor. Jandarma ekipleri sel felaketinde hayatını kaybedenler için helva dağıttı. Selde zarar gören Yalı Camii'nde selin izleri silinmeye çalışılıyor. Mezun mahvedim. Ben burada mezunluk yapıyorum. Camimiz halılarını yani yaklaşık bir metre yüksekliğinde çamur olduktan sonra halılarını afet gönüllülerimiz parçalayıp dışarı attı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel bölgesinde incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öte yandan selde kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor. Ve çok uzun süredir İstanbul yağmur almıyor. Bu da barajlardaki seviyenin düşmesine sebep oldu. İstanbul'daki 5 barajda da su seviyesi şu an %35'in altında. İstanbul'un barajlarında su seviyesi düşmeye devam ediyor. Sıcaklığın artmasıyla birlikte yağışlar da geriledi. İstanbul'a su sağlayan barajlardan 5'i %35'in altını gördü. Sazlıdere, Alibey, Israncalar, Kazandere ve Pabuçdere'de su azaldı. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajdan 5'inin su seviyesi %50'nin altına indi. Bizler şu anda Alibey Barajı'ndayız. Alibey Barajı'nda su seviyesi %28 olarak ölçüldü. Ömerli Barajı'nda doluluk oranı %88,09, Elmalı Barajı'nda %71,85, Terkos Barajı'nda %66,11, Darlık Barajı'nda %60, Büyükçekmece Barajı'nda %53,74, Sazlıdere Barajı'nda %31,15, Alibey Barajı'nda %28, Israncalar Barajı'nda %19,57, Kazandere Barajı'nda %17,44, Pabuçdere Barajı'nda ise %0,2 olarak ölçüldü. Evet, şimdi bir görüntü getireceğiz ekranlarınıza. Burası Balıkesir. Bir adam tüpe kaynak yapmaya çalışırken bakın nasıl ölümden dönüyor. Dikkatsiz davrandı, böyle havaya uçtu. Korkutan bu görüntü Balıkesir'deki bir hurdacı dükkanında kayda geçti. 70 yaşındaki adam tüpe kaynak makinesiyle işlem yapmaya başladı. Kısa süre sonra tüp parladı. Yaşlı adamın ayakları yerden kesildi, geriye fırladı. Patlamayla birlikte hasar gören iş yerinden parçalar etrafa savruldu. Dükkan önünde oturan iki kişi ise olan biteni şaşkınlıkla izledi. Yaralı adam hafif yanıklarla olayı atlattı. Hastanede tedavi gördükten sonra taburcu oldu. Evet, Bursa'da gece yarısı ekipler trafik kontrolündeydi ve alkolü sürücülerle uğraştılar. Şöyle bir elini yüzünü bir yıkayın aşağıya. Kimi direksiyon başında uyuyakaldı, kimi de kaza yapınca yakalandı. Bursa polisi gece yarısından sonra alkollü sürücüleri kovaladı. İnegöl ilçesinde bir otomobil drift atınca polis dur ihtarında bulundu. Ancak sürücü kaçmayı tercih etti. Mahalle aralarında ters yönde hızla kaçan sürücü bir otomobille elektrikli bisiklete çarparak durabildi. Polise direnen sürücü ve 4 arkadaşı etkisiz hale getirildi. Sürücü 2 promil alkolü çıktı. 6 ay ehliyetine el konuldu, toplam 8.039 lira ceza yazıldı. Arkadaşlarıyla beraber gözaltına alındı.
Yine İnegöl ilçesinde bir kamyonet sürücüsü polisten kaçıp ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalıştı. Bir süre sonra aracı bulan ekipler direksiyon başında uyuyakalan sürücüyle karşılaştı. Polis sürücüyü uyandırıp elini yüzünü yıkaması için aşağı indirdi. 2.43 promil alkolü çıkan sürücü hem 6 ay ehliyetinden oldu hem de 1679 lira ceza yedi. Evet, İstanbul'da çok sık kullanılan araçlardan biri elektrikli skuterler. Şimdi onlarla ilgili yeni bir düzenleme geldi. Hız sınırına kadar yaşla ilgili de pek çok madde var içerikte. Bakalım o maddeler neler? Artık skuterler her yere park edilemeyecek, hız limiti düşürülecek. Tehlikeli hareketler yapıyorlar, özellikle gençler yani yola çıkıyorlar. Bence düzenlemeye gelmesi gerekli. Elektrikli skuter kullanımı için yeni kurallar geliyor. 25 olarak belirlenen hız sınırının 15 kilometreye düşürülmesi planlanıyor. Elektrikli skuterlarda özellikle en çok şikayet edilen noktalardan birisi de kullananların hız limitine uymuyor olması. Ayrıca skuterların park edileceği alanlar ve girebileceği yollara ilişkinde sınırlamalar getirilecek. Elektrikli skuterların tramvay ve metrobüs yollarını kullanması yasaklanacak. Okul, hastane, polis merkezi, tarihi yapılar gibi kamu binalarının giriş ve çıkışlarıyla toplu taşıma duraklarına da park edilemeyecek. Elektrikli skuterları 15 yaşını doldurmayanlar kiralayamayacak. Benim de kullandığım oluyor arada. O zaman da tamamen yolları tercih ediyorum. Yani belirli bir alan varsa onun dışında gerçekten kullanmak zor. Hızlı kullanmıyorum. Ben biraz korkuyorum ama genelde mesela yanından geçenler çok hızlı sürüyorlar. Ve bence 15 kilometre ideal olmuş. Şimdi sizi Türkiye'nin ilk ve tek tıbbi bitkiler bahçesine götüreceğiz. İstanbul'da Zeytinburnu'nda yer alıyor bu bahçe ve 700'den fazla şifalı bitki yetiştiriliyor o bahçede. Aloe vera, civan perçemi, mabet ağacı ve yüzlercesi. Ana vatanları birbirinden farklı yüzlerce bitki bu bahçede bir araya getirildi. Doğayla uyum sağlayan ülkemizin farklı bölgelerinden getirdiğimiz bitkiler. Bir de seramız var. Seramızda da tropik ve subtropik iklim bitkilerini yetiştiriyoruz. Görüntü Zeytinburnu'nda bulunan ve Türkiye'de bir ilk olan tıbbi bitkiler bahçesinden. Özellikle eski dönemlerde her şeyin, her hastalığın çaresi bitkilerde aranırdı ve bu gelenek günümüzde de devam ediyor. Şehrin tam göbeğindeyiz. Zeytinburnu'nda tıbbi bitkiler bahçesindeyiz. Burada 700'ü aşkın tıbbi bitki var ve işte bu bitkiler hem kozmetikte hem de tıpta kullanılıyor. Şifa kaynağı yüzlerce bitkiden biri aloe vera. Nemlendirici olarak da kullanılıyor. Eğer elimizde bir yanık oluştuysa ilk yardım bitkisi olarak bizim burada kurslarımızda da bahsettiğimiz gibi. Eğer açık yara olmadığı sürece direkt kullanımı da mevcut. Evimizde saksılarla da yetiştiriyoruz artık. Böyle direkt koparıp kullanabiliyoruz değil mi? Evet evet. Özellikle alt yapraklarda, olgun yapraklardan başlayarak düzgün bir şekilde kestikten sonra kalan kısmını gene sardıktan sonra dolaba kaldırarak da devamını getirebiliyoruz bu şekilde. Değişik bir meyve görüyorum elinizde. Bu nedir peki? Ginkgo biloba, mabet ağacı diyorlar. Bitkimiz çok özel bir bitki. Mabet ağacı Japonya'da Hiroşima'da atom bombası atıldıktan sonra bölgede tek canlı kalan ve fosil ağaç olarak geçen çok özel bir türdür. Alzheimer'a karşı kullanılan bir takım eczanelerde de satılan ilaçların ana ham maddesi aynı zamanda. Civan perçemi bitkisinin de birçok hastalık için şifa kaynağı olduğu söyleniyor. Bitkinin idrar yolları enfeksiyonlarında çok büyük faydası olduğu biliniyor. Bağırsak sisteminde, genel olarak kadın hastalıklarında çok önemli bir bitki. Osmanlı zamanında askerlerimiz de kullanmış. Özellikle yara ve kan durdurucu özelliği sebebiyle yanlarında taşırlarmış. Kantaron yağıyla asker otunu yani civan perçemini. Tıbbi bitkiler bahçesi ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. Güzel kokuyor mu çiçekler? Çok güzel kokuyorlar. Gezmeye mi geldiniz?
Evet, mümkün olduğu her fırsatta gelmeye çalışıyorum. Hatta bazen buralarda eğitim oluyorlar burada. Onlara da katılıyorum. Orada mesela en basitinden ıhlamuru yanlış demlediğimizi öğreniyoruz. Adaçayı en çok kullandığımız onları yanlış demlediğimizi öğreniyoruz. Ve balıkçılar artık 1 Eylül itibariyle başlayacak balık sezonuna hazırlanıyorlar. Karadenizli balıkçılar yeni sezona bu yıl palamut ve istavritle başlayacaklar. Deniz hazırlığı başladık. Yani avcılığa hazırlık. Balıkçılar yeni sezon için gün sayıyor. Trol ve gırgırla balık avcılığının 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül'de sona eriyor. Hal böyle olunca da balıkçılar son hazırlıklarını yapıyor. Şu anda raspa boya işlerimiz var, işte makine dairesindeki işler var. Yani onları gideriyoruz. 1 Eylül tarihinde başlayacak olan yeni balık av sezonunun ilk günlerinde balık ağlarına palamut ve istavritin takılması bekleniyor. Palamut normalde, hamsi de normalde. Yani daha çok İstanbul taraflarında hamsiye çalıştık. Bu taraflarda inceydi, o taraflarda biraz daha iriydi. İşaret nerede varsa o tarafa gideceğiz. Ama patı olur, ama tuğu olur. Genelde patı tarafını, sinop tarafını. Ve böylelikle sabah ajansını burada noktalayacağız. Yarın sabah yine aynı saatte, saatlerimiz 6'yı gösterdiğinde görüşmek dileğiyle. Şimdilik herkese iyi günler diliyoruz.